Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bir Umut Kervanı programıyla daha tekrar beraberiz. Buluşturan, kavuşturan Allahu Teala'ya hamdü senalar olsun inşallah. Kıymetli kardeşlerim, izleyicilerimiz, biz bu hafta Diyarbakır'daydık. Diyarbakır Umut Kervanı'nın faaliyetlerini gözlemledik. Bugün de o sizin için çektiğimiz videoları, gözlemlediğimiz ailelerin görüntülerini konuşacağız burada. Konuklarımızla beraber, konuklarımı size tanıtayım. Diyarbakır Umut Kervanı Başkan Yardımcısı Sayın Abdurrahim Karadeniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Allah razı olsun. Bize böyle bir imkan sağladığınız için teşekkür ediyoruz. Allah razı Sağ olsun. olasın. Evet. Allah-u Teala hayırlara vesile eylesin İnşallah. 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 Yine Diyarbakır Umut Kervanı Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mehmet Emin Oldun. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah sizden razı olsun. Rabbim bu yayınımızı hayırlara vesile kılsın inşallah. Allah razı olsun. Kıymetli izleyiciler, Rehber TV olarak Diyarbakır'daki faaliyetleri gözlemlemek için gittik, müşahede ettik Diyarbakır Umut Kervanı'nın faaliyetlerini. Sizin için de bir VTR hazırladık. Belki de gösterebildiğimiz ve izleyecekleriniz devede kulak nispetinde tabiri caizse. Ama içimizi sızlatacak ve belki de bizi biraz daha tefekküre yoracak, zorlayacak manzaraları müşahede ettik. Gelin hep beraber izleyelim. Yine tekrar buradayız. Evet kıymetli izleyiciler, şu anda mağdur bir abimizin evindeyiz. Kıymetli izleyiciler, Nevzat abimiz Kürtçe kendini ifadede rahatlık duyacağı için Türkçe ifade etmeyeceğiz. Biz de elimizden geldiği kadar önemli bölümlerini alacağız. Size Türkçe'ye çevireceğiz inşallah. Nevzat abi uçamanın başını işte. Kadeş ve razı be inşallah. Nevzat abi çen hap gedi teyi. Hap gedi. Nekhoş dedi hani? Nekhoş ya hap gedi.
Seyha ben geleyim. Pirek, pirek atayım. Pirek amca evden geçsiz, evden gelirler diye evden geliyor. Çava bu yine, ne koşuyor işte. Çapın salı ve avani bu yani, beri ne bu, ev çapın salı ve havi bu. Emza tabi ana ve khaniye ha, hun çava devrata hayata kod berdevam bekin. Kam çıbıkı em mecbur, em işçin, başka gidiyim işçi mütünü, ez ne kadar işe çoğula bakım, ne kadar ki ez mecbur bir işine bir geçmem. Çi işiydik, bekçitiydik ki? İşi bekçiti yedik, işi hayvancılık yedik. Yani bro, bir şef deri bekçiti, bro cid ser gedan, ser gedan sekin. Mesela yok adam, mena iş yok adam, ez ab, em hayvancılık. Pirekate ne kare bir hali, mali bir şey bir geçelim? Ne, pirekame ne kare, pirekame mesela tüşkü ver, denge verici bir normal idare, tünevi ne yaptı, mesela uyu ha uyu. Hali mali pır berbatı, yani öpüşme, hani gışketi, vandara, gışçı gibi. Hani etkileyeceğim benim. Patron mesela kadim malre, mesela kadim abluyla cihabu mesela dahiyle abluyla habu ne dame, god berkem, cihimci ne bu? Peritejitin etdeki bir kere. Bu askeri bu kere ba öbda kere tün ne bu peri mütün askeri bu kere. Yani tüketi vra, jubo ki perite ner yani bu nevi. Az vra patronu mu vata abluyla ba gene mesela kere bu kere mes kisi ko mesela kere bdan, dişe mesela bir işi bir şugul yama. Am de burada geçim oku idare okum da burada dedik. Yani evvela go beriye ki emgorin du odaya ve hebu o neh nüfus duvi du odaya da bu. Am duvi odaya da bu ava deyi çarvun bu o günü bir havi yani o du odaya bu. Vayt ediyor. Hadi teala bir khayr bir kez inşallah. Tabii. Kıymetli izleyiciler şimdi Nevzat abi şu anda bu odada oluyor. Umut Kervan'ı müdahale etmiş aslında iki odalı bir yerdeydiler. Görüntülerde de göreceksiniz. Sonra bir rica minnet bu odayı da açtırmışlar en azından hayatlarının devam edebilmeleri için. Normalde bu evde kalabilmeleri için kendilerine verilmiş, kiraya çıkamadığı için bu evde oturuyor ve aylık 3 bin liralık bir gelirle. 3 milyar kıymet edeki kıyma, heft nüfus, ne nüfusun? Mecburum, ekim el işim, mesela sağ sol camire, mesela havalı, mesela mina ve cami minaha sağ sol. خیر آمده که او امروز خورده شغل است. پیرک جت نبودیه، جت قهرا وی کتفی حاله. این نه زن، اگر نه هرچه قهرا بود هرچه شو بود ابتدا 5 سال آن اینه دنگی او چو. توان گذاش شیر حیوان خودی. اولم گش شیر حیوان خودی کردیم، گش آبی هایی مخودی کنیم. هم شغلی مهم زیم گش ماما اداره مان کنیم، مزن کنیم بیان. قیمتی سیجلر نبوده، طبیعی دشوارده. Bekçice bekçiliği yapıyor. Gece gidiyor bekçilik yapıyor. O bir maaş karşılığında 3 bin liralık bir bedel karşılığında. Geliyor ve burada da annesi, anneleri, çocukların annesi, eşi de rahatsız olduğu için gündüz de çocukların işlerini, çocukların ihtiyaçlarını gideriyor. Muhtemel 4-5 yıl önce bu böyle yaşanmış. Ve muhtemeldir ki bu yokluk, bu sıkıntı, bu dert ablamızın psikolojisine vurmuş ve şu anda da böyle elle kolla konuşuyor, çıkıyor, çok dengesiz hareketler. Az önce de bağırıyordu, sesi falan geliyordu yine. Ve Nevzat abimiz en azından çocukların üzerinde kalıyor. Diyor ki ben bütün çocukları da inek sütüyle besledim. Zaten eşimin o süt meselesinden ötürü de bu şey olmadı. Nevzat abi ana emhatı vura bir televizyonu havale yazayım ekirin gotun. Veya ne işi paket ayı hem se paket bedini hem goşt bedini hem halu ahvala hem bu kadini. Yani tişkili vratını, koltuk etetini, süpürge makine etetini, dolabı etetini, buzdolabı etetini, tiş tiyatıcı, cilehu, van geda, cilehu, tih etini. Yani hem tişçi mecme çıbı duğazı, hem çi alik alik biz kendisi. Yola ez, tişçi ve duğazı mesela geç, içken mali, erdikçi, her tişçi mali mesela bine, makina mütünü, kali mali mütünleri, yatağım gedi mütünü, mesela, kuarına var, erzakı var, دور کنچی دلمان کنچا تونی دلمان مثلا پرنام تونی ماشینام را کنچا تونی یعنی تشتی ونی مثلا ایتاجامش بیاره ای مثلا ادرو دور گش شکاندی سرمان ها که به هند خیلی سرمان که به امتحان دادنی اول مثلا اول مثلا نه کتمی امیخش رو یواش یواش امیش خور چی باید پاترون دیگه چی بکنم قوی چی بکنم Hadi hayra kabul ki inşallah. Kıymetli izleyiciler şu anda ben burada oturduğum yerde de böyle bacaklarım ciddi bir şekilde üşüdü. Yani yerlerde çok ciddi bir soğuk da geliyor. Yani halimiz burada çok perişan. Şöyle söyleyelim, biz gösterdiklerimizi ancak bir zekat miktarında gösterebiliyoruz. 40'ta birini gösterebiliyoruz. Eğer burada yaşadığımızı, burada gördüğümüz manzaralar inanın kameranın kadrajına sığacak kadar küçük değildir. Çok ciddi bir mağduriyet ve öngörüsel olarak da geleceğe dair de endişelerin belki de konuşulması gereken. Bizim
İnşallah mi şu mesela vader kan televizyon. İnşallah bu da bir emi dağılsı alıcı emi bilir sen zaman. İnşallah bu da tarak kere ve kabul ki o ümit kervan sarayı türpür teşekkür dekim. O kudu tağla kemaya ve nedi o hayır ömrini. Em tümütüm hizmetkari vanın, em yardımcı vanı jiri, em duacı vanın. Hadi şu razı inşallah. Hadi şu razı inşallah. Nevzat abi kanaatkardır. Şimdiden dua ediyor. Bu kardeşlerimizin, bu gençlerin, bu çocuklarımızın ihtiyaçlarını giderildiği takdirde. Yani belki dil ile dua gerekmez ama Allah katında çok makul bir ibadet olacak. İnşallah stüdyoda konuşacağız. Evet kıymetli izleyiciler, az önce VTR'de de söyledim. Gerçekten de biz çok az bir miktarda ve zamanımız, süremiz de kısıtlıdır. Yani bir odaya giriyoruz, odanın bütün görüntülerini çekemiyoruz. Bir tuvalete giriyoruz, bir mutfağa giriyoruz, banyoya giriyoruz. Yani bir insanın hayat şartı bu asırda, yani bu çağda herkesin farklı farklı hayaller, farklı farklı zeminlerde yaşadığı bu dönemde böyle bir perişanlık. Bazen ailelere gideriz biz. Mesela bakarsınız ki orada kadın böyle ciddi bir evi toparlayıcıdır. Bazen bir eve gideriz. Allah farklı imtihan ediyor. Yatalak bir çocuk veya bazı yerlere gideriz. Sadece yetim çocuklar üzerlerinde bir abla, bir abi veya bazen de işte böyle Nevzat abinin evi gibi eş var hayatta ancak denge ciddi anlamda sorun. Ara ara aklı gidip geliyor. Daha bu noktada tedavisini de yapamıyorlar. Biz oradayken de bağırıp çağırıyordu işte. Çocukların hiçbir tanesi annelerine yanaşamıyor. Bazen annelik vasfı olarak geliyor, hali güzel ama 5 dakika sonra ne yapacağı belli olmadığı için çocuklar annelerinde, hatta en küçük çocuğun ismi Azat. Azat da hep babasının yanında. Babasıyla beraber bekçiliğe gidiyor, babasıyla beraber kalıyor. İşte burada da Nevzat abimiz böyle bütün evin yükünü almış, o ihtiyar ak saçlarıyla beraber evinin yükünü kaldırıyor, taşıyor. Dedim ya, Allah imtihan ediyor. Allah-u Teala'nın farklı farklı imtihan zeminleri var. Biz de imtihan ediyor bu görüntülerle. Biz de imtihan edildik. Ya şu andan itibaren biz bu görüntüleri gördük ya. Allah-u Teala işte bu görüntülerin hesabını da Allah muhafaza bize soracaktır. Yani sen ne yaptın? Ben ne yapabilirim sorusunu kendine sordun mu? Veya gerçekten ya Rabbi, Allah şahit ben bu aileye bir yardımda bulunamıyorum. Eğer sen bana verseydin ben de onlara verirdim gibi bir cümleyi samimiyetle kurabiliyor muyuz? İşte biz bugün bu akşam burada Diyarbakır Umut Kervanı için bir yardım kampanyası başlattık. Diyarbakır Umut Kervanı'nın yardımda bulunduğu Nevzat abi için bir yardım kampanyası başlattık. Ben ne verirsiniz ne yaparsınız bilmiyorum ama burada büyük bir mağduriyet var. Belki de bu sıkıntıyı yerinden kaldırabilmek için kardeşlerimize, bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Avrupa'daki kardeşlerimize sesleniyoruz. Ve Allah vaat etmiştir. Resulullah yemin ederek söylemiştir. Allah sadakayla verilen, Allah bir malı sadakayla eksiltmez. Allah bir malı sadakayla eksiltmez. Onun için burada inşallah Nevzat abimiz için bir yardım kampanyası başlatıyoruz. Canlı yayın iletişim adreslerimizde siz de bize destek olup canlı yayında bize ulaşabilirsiniz. Yine ara bağlantıda canlı yayına katılmak isteyen kardeşlerimiz için ara bağlantı numaralarımız sürekli ekranın dibinde olacak. Yine bizzat IBAN'dan paylaşmak isteyen yardımlarını IBAN ile paylaşıp bize göndermek isteyenler için de banka hesap numaralarımız sürekli ekranın altında olacak ve biz burada sizi bekleyeceğiz. Biz bir kervandık, yola çıktık. Bu kervana dahil olacak hayır yolcularını bekliyoruz ve devam ediyoruz. Kıymetli hocam, Emin hocam. Buyurun. Beraber gittik orada. Evet. Gerçekten bizim gösterdiklerimiz azdı. Bilmiyorum bende mi o kanaat oluştu yoksa sizde de o kanaat hayır, var mı? Hayır hocam. Hakikaten ilk günden arkadaşlar o evin tespitini yaptıklarında evde hiçbir şey yoktu. Orada çocukların üzerinde gördüğünüz elbiseler dahi Umut Kervanı tarafından tedarik edilmiş. Evet. Umut Kervanı tarafından o elbiseler verilmiş onlara. O çocuklar o elbiselerini öyle özene bezene giyiyordular, özene bezene böyle saklıyordular ki orada bulunan bir tane çamaşır makinesi da Umut Kervanı tarafından onlara verilmiş. Umut Kervanı tarafından evet. Verilmiş. Bir telefonumuz şimdi, var hattımızda. Evet, buyurun. İnşallah biz size döneceğiz. Diyarbakır'dan Mehmet Nur Şanlı. Alo.
Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah Mehmet Nur Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız hocam? İyisiniz Allah inşallah. Allah razı olsun. Allah var eylesin. Bizi telefondan dinlerseniz daha doğru iletişime geçeceğiz Allah inşallah. Evet hocam. Buyurun. Hocam Allah hayrınızı kabul etsin bu arada. Eyvallah sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hocam bir arkadaş az önce bize biraz bir miktar para atardı. Evet. Murat Özbayhan Yukarı Nasırlı köyünde. Evet. İnşallah o da yardım edecek. Eyvallah. Burada yanında olan Serdal Tekin de bir miktar para şey yapacak, inşallah yardımda bulunacak. Eyvallah. Ömer Allah Güneş, razı olsun. Ömer Güneş o da yapacak inşallah. Eyvallah. Ben de yapacağım inşallah. Rabbim hayrınızı ailece kabul eylesin. Ailece izliyoruz, takdir ediyoruz bu kervanı. Allah razı olsun inşallah. Bizim ilk arayanımızsınız bu gece. Allah-u Teala bu gece yapılan bütün hayırlardan Allah sizi de nasipdar eylesin inşallah. Allah arkadaşlarla oturmuşuz. Evet. Yani ailece dedik bir yardımda bulunur. Allah-u Teala ailenizin de ortamınızı da mübarek eylesin evet, inşallah. Malınızı da size bereket diğer tarafta da evet, diğer tarafta da ablamız da Ömer Güneş'in eşiyle onlar evet. Da odur yardım yapmak istiyor abi. Eyvallah. Çok teşekkür Allah ettik. Razı olsun. Allah'a emanet olun, bize dua edin. Allah razı olsun abim. Allah'a amin. Emanet olun. Allah hepinizi kabul etsin inşallah. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi ailece izleniyor. Evet. Erkekler bir tarafta, bayanlar bir tarafta. Erkekler evet. Yardım edince bayanlar da demiş evet. Biz de bu taraftan yardım edeceğiz. Rabbim hayırlarını kabul etsin. Dergahında kabul etsin. Şimdi bu ailenin bilgileri bize gelince hakikaten böyle bir manzarayla karşılaşacağımızı ben de ummuyordum yani. Bizler de yol boyunca yaklaşık 10 kilometre gittik merkezden evet, uzaklaştık. Evet, merkezden Suralı Çarıklı. Yol boyunca beldesinde. Hani anlattınız işte evet. Ya şurası eksikti, burası eksikti. Evet. 9 nüfus, 2 evet. Odada tuvalet yok. Mutfak yok, banyo yok. Evet. Hocam gördüğünüz şekilde banyo ile tuvalet birdir. Evet. O sonradan fayanslı olan yerler yeni açılmış. Yani bir oda, bir giriş, antresi. 9 nüfus orada yaşıyordular. Bir de işin dramatik yönü o oda yeni açılmış. Kapı, pencereleri de hepsi bezlerle kapatılmış daha. Bu soğukta biz programımızı, çekimlerimizi yapana kadar sancı tuttu. Ayaklarımız öyle, buz ben, kestildik. Ben oradayken bunu evet. Söylerken ciddi söylüyorum. Evet. Yani benim ayaklarım buz kesti. Çocuklar evet. Da çorapsız dolaşıyordu orada. Bir de temizlikten de biraz sıkıntı vardı. Yani, bir telefonumuz var. Evet, buyurun. Tekrar telefondan sonra size döneceğiz. Diyarbakır'dan Erdal Çetin. Alo. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Buyurun hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Allah kalayınızı kabul etsin. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? İyisiniz? Elhamdülillah. Sizler de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Allah sizden razı olsun. Hocam az evvel görüntüsünü verdiğiniz aile bir miktar yardımda bulunmak istiyorum da. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin inşallah. Allah-u Teala sizden razı olsun. Eyvallah. Ecmain Rabbim inşallah. Rabbim sizin ailenizi kabul etsin. Allah oradaki Hacı Abdurrahim abiye, Emin abiye selamlarımı iletiyorum. Allah-u Teala onların hayırlarını kabul etsin. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olasınız. Allah'a emanet olasınız. Allah'a emanet olasınız. Kabul etsin. Teşekkür ederim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yine WhatsApp numarasından ulaşan bir kardeşimiz ismini belirtmemekle beraber şu anda mağdur aileye gösterdiğiniz aileye 300 TL nakdi destekte bulunmak istiyorum evet. Diye mesaj atmış. Evet. Allah-u Teala hayrını kabul eylesin evet. Dergahında inşallah. Bir izleyicimiz daha hattımızda. Diyarbakır'dan Metin Bal. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah Metin Bey. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar hocam. Allah razı olsun. Buyurun sizi dinliyoruz. Hocam biz de bu aileye bir katkıda bulunmak istiyoruz inşallah. Allah hayrınızı kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. Allah da sizi yalnız bırakmasın. Allah Teala sizden razı olsun inşallah. Eyvallah. Bize dedik sizi yalnız bırakmayalım bu Allah akşam inşallah. Allah razı olsun. Allah. Sesinizi duyunca elhamdülillah diyoruz. Kervan yola çıktı ama sürekli dahil olanlar vardır. Hocam Allah ben Adana Umut Kerem geçen hafta da sizi aradım. Bir türlü düşüremedim. Ben kendilerini yemeğe davet ettim. Hem onlara yemek sabah kahvaltısını verdim hem de onlara biraz katkıda da bulunduk.
Allah takipleri o şekilde gönderdik. Allah razı olsun. Hayır inşallah Adana'yı da Allah-u Teala hayır etmiş olarak sizi kabul eylesin inşallah. İnşallah hocam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Evet hocam, yani bizim oraya gittiğimizde bir hemen bir şey yapmıştınız, olaya müdahil olmuştunuz. Evet. Ve hocam, hakikaten biz olaya olaya müdahil olmuştuk. O zaman çamaşır makinesi, giyim filan yardımda bulunmuştu. Gıda, bir de et yardımında bulunmuştu. Ama işin dramatik yanı, 7 sınıf, 7 nüfuslu bir aile, tek gözlü bir odada, o da pencereleri bezlerle kapatılmış. Bu soğukta, yarın soğuğu çetindir. Yani çok soğuk, yani geceleri soğuk oluyor. Evet. Bir de işin en dramatik yanı nedir biliyor musunuz hocam? Anne psikolojik rahatsızlığı var. Çocuklarla hiç ilgilenmiyor. Evin işleriyle hiç ilgilenmiyor. Gitmiş o çocukların bezlerini, elbiselerini elleriyle yıkıyor. Ben çıkışta gördüm. Fotoğrafını da çekmişim. Kuyudan su çekiyor. Eski usul. Kovayla su yok. Evde su yok. Evde su yok. Evet. Evin içerisinde su yok. Ben ona dedim ki bu suyu çeksek oraya, çeşmeden aksa dedi olmaz, çocuklar bozarlar. Dedim olur, niye olmasın filan, size çamaşır makinesi alsak da bu çamaşırları makineyle yıkasan dedi, yok olmaz. Çocuklar da 3 tanesi zihinsel engelli. Ya hocam Allah imtihan ediyor ya. Yani hocam öyle çetin bir imtihan ki inanın bazen çocuklarım bana diyor ki baba hiç yüzün gülmüyor. Ya bu manzarayı görünce insanın yüzü gülebilir mi hocam? Evin içi, yani adam orada hayvan çiftliğinde şey yapıyor. Yani o evin içi ahırdan bir farkı yok. Valla biz gittik hocam, gördük. Dedim ya hani biz göstermek istemiyoruz. Yani hocam bu zamanda öyle şartlarda yaşayan insanları gördükçe insanlığımızdan utanıyorum. Evet. İnsanlığımızdan utanıyorum. Yerler, o oturulacak yere hepsi saman, hepsi hayvan pisliği, çocuklar perişan. Bir tane kızı vardır. Normal yaşı 17 ama 10 yaşında gösteriyor. 10 yaşında, evet. 10 yaşında gösteriyor. O çocuk yani akim kalmış, gıdasızlıktan, bakımsızlıktan, o soğuktan dolayı. Çocuk 17 yaşında ama en büyükleri kız, evet. Ama en küçükleri gibi görünüyor. 10 yaşında görünüyor. Çok akim kalmış. O diğer 3 tane erkek kardeş zihinsel engelli. Rapor almışlar, daha bunların maaşı falan çıkmamış. Anne de aslında zihinsel engelli. Haber gelmiş ancak raporun çıktığına dair. Raporun çıktığına dair haber gelmiş, onlara daha maaş filan almamışlar. Bir de bunlar rehabilitasyon merkezine gidiyorlar. Bu 3 tane çocuk. Aslında da diğer çocuklarda da eksiklik çok. Babada da çok. Yani şimdi bir evde bir babanın eksiği olur. Kadın tamam olursa o eksiği kapatır. Evet. O gediği kapatabilir. Kadında eksik olursa, erkek şey olursa, ama bunda bakıyoruz ya Rabbi, hakikaten insan şaşırıyor. Yani bu ailede onları kalkındıracak, onların elinden tutabilecek, ailenin içinde tek bir kişi yok. O küçük kız var. Ben dedim ki elektrikli süpürge makinesi getirsen bu halıları, buraları filan böyle temizleyebilir misin? Evet abi, temizlerim. Ya dedim bari gırgırla, süpürgeyle filan buraları temizlesen. Abi olmuyor diyor. Çocuklar hayvanların içine gidiyorlar. O samanlarla, o otlarla filan içeri giriyorlar. Yani temizlik adına hiçbir şey yok. Yemek, evet, adına hiçbir şey yok. Onların ekmeklerini de orada veterede gördüğünüz şekilde, evet, bir resmi bir kuruluşun ekmek kalıntıları haftada bir onlara getiriliyor. Evet. O somun ekmek kırıntılarını çocuklar o şekil karınlarını doyuruyorlar. Eyvallah hocam, Allah razı olsun. İçler acısı bir durum. Evet, inşallah, evet, tekrar size döneceğiz. İnşallah Abdurrahim Başkanıma da döneceğiz. Ancak WhatsApp hesabından yine ismini vermeyen bir kardeşimiz 500 TL nakdi yardımda bulunacağını söylemiş. Allah hayırlarını kabul etsin Allah inşallah. Allah kendilerinden razı olsun. Amin. İnşallah. Yine başka bir kardeşimiz de dekont atmış bize, ben açabilirsem, 250 TL bağışlamış Müslüm. Eyvallah. Ece kardeşimiz bu ablamıza göndermiş. Allah-u Teala hayrını kabul eylesin inşallah. Bir kardeşimiz bir mesaj atmış, onu biraz sonra okuyacağım inşallah. Uzunca bir mesaj olduğu için ben arada şey gitmesin,
Yine Abdülkerim Doğan kardeşimiz de 500 TL yardımda bulunmuş. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala kendilerinden razı olsun. Hocam, şimdi ben bir cümle kullandım girişte. Aslında arka planını bildiğim için o cümleyi kullandım. Evet. Normalde ben cümleyi burada başlarken bir aileyi ön plana çıkarırım. Ve bir aile üzerine biz bir yardım kampanyası başlatırız. Eyvallah. Çünkü isteriz ki bari bir koli veriyoruz, etini gıdasına veriyoruz ama böyle biraz rahatlatalım. Yani biraz birkaç yıl rahat yaşasınlar en azından. Ancak ben burada dedim ki bir de Umut Kervanı, Diyarbakır Umut Kervanı'na bir kampanya başlattık. Bunun arka planında ben biliyorum bazı aileleriniz var, çok mağdurdur. Onlar da hayalarından ötürü ve gerçekten ihtiyaç sahibi olmalarına rağmen çıkmak istemiyorlar. Doğrudur. Evet. Evet hocam. Hocam şimdi zaten malumunuz biz 2008'den beri deneyimizi kurmuşuz. Allah'a şükürler olsun o zamandan beri elimizden gelince biz mağdur ailelerimize yardımcı oluyoruz. Gıdadır. Ya zaten düzenli olarak her ay gıda yardımlarımız oluyor. Bunun yanında işte kurban etlerimiz oluyor, gıda et yardımı oluyor. Dönemsel olarak bizim kırtasiye, okullar açıldığında kırtasiye yardımlarımız oluyor. Aynı zamanda işte her Ramazan'da çocuk yedirme programımız oluyor. Mesela bir 10-15 gün önce zaten kış yaklaştığı için dedik ki bizim bu minik çocuklarımız, bu mağdur çocuklarımız üşümesin diye bot mont çalışmamız oldu. Onlara verdik. Allah çok şükür hayırseverlerimiz desteğiyle. Tabii siz de bahsettiniz. Yani gerçekten mesela biraz önce ekranda da gösterdiğimiz ailemiz. Evet. Allah yardımcısı olsun. Çok mağdur bir tanesidir. Mesela özellikle... Ben sözünüzü keseyim. Bir hattımızda bir izleyicimiz var. Hemen sizin şeyinizi alacağım inşallah. Küçük bir kardeşimiz var hattımızda. Cihat Doğan. Alo. 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 Buyur, hoş geldin programımıza Cihat. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş bulduk. Seni dinliyoruz Cihat, buyur. Hoş bulduk. Eyvallah. Beni telefondan dinle, televizyona hiç bakma. Beni telefondan dinle. Sizi Ziraat Bankanıza 500 TL kardeşlerimle gönderdik. Maşallah. Allah sizden razı olsun inşallah. Amin. Allah sizin de bizim de hayrınızı kabul etsin. Ecmain, çok teşekkür ediyoruz Cihat. Allah'a emanet ol inşallah. Evet hocam. Allah-u Teala Cihat kardeşimiz salihlerden eylesin inşallah. Amin. Amin. Hocam mesela biraz önce ABD bahsettiği gibi hani yanlış anlaşılmasın. Mesela oradan dediler ya işte hayvanları içinde falan, hayvan onların değildir. Zaten siz de gördünüz. Hayvan pazarına yakın bir yere. Hayvan pazarı bir de kaldığı yerde zaten hemen yapışında çiftlik var. Hayvan, evet, çiftliği var. Ondan dolayı diyorsun, evet, kendileriniz bir hayvanları yoktur. Evet. Bir şeysi yoktur. Hele hele o süt de başkaları veriyor. Zavallıyor. Onun sütü de o çocukları beslemek, evet, için. Siz zaten daha önce de bahsettiniz. Mesela diğer aileler de çoktur. Gerçekten mağdur aileler çoktur. Mesela geçenlerde bir tane vatandaş bizi aradı. Abi dediler vallahi işte bir aile vardır. Doğum hastahaneye sıkılmış. İki çocuğuyla beraber orada kalıyor. Yani kendini hastaneye vurmuş. Evet, hastanede. Orada hastane yönetimi de ona yardımcı olmuş. Demiş birkaç gün burada kalabilirsin. Evet. Yemeklerini veriyor. Orada yatıyor. Velhasıl biz gittik baktık. Bacımız mesela mağdurdur. Koca terk etmiş gitmiş, yurt dışına gitmiş. Resmi nikahı olduğundan dolayı devlet de pek yardım etmiyor. Evet. Maalesef bunlar yasaların arka, evet, arka yönleri, evet, yani delik yerleri. Evet, dedik kendisiyle de konuştuk. Mağdur ailemize dedik ki işte sizi çekelim, en azından bir sosyal medyaya atalım. Yüzünüzü de göstermiyoruz. Yani genellikle biz ailelerimizin, hele hele bayanların yüzünü göstermiyoruz. Dedi abi yapmayın, biz kesinlikle kabul etmiyorum. İşte mahcup oluyor, utanıyor yani. Bundan dolayı kabul etmiyor. Kolay değil birini televizyona çıkarmak. Evet. Ayrı bizim genellikle bölgemizde de bu konuda biraz mahcup oluyorlar. Çıkmak istemiyorlar. Yoksa bunun gibi gerçekten çok mağdur ailelerimiz vardır. Evet. Birebir mesela teklif ediyoruz. Biz zaten orada geldiğimizde konuşuyorduk. Hocam burası da var, hocam burası da var, hocam burası da, evet, var. Sürekli arkadaşlar diyor. Vallahi sen şunu görsen var ya bu gece yatmazsın. Şunu görsen de diyor. Valla biz hocam birebir içinde olduğumuz için gerçekten biz bazen eve gidiyoruz. Abi de biraz önce bahsetti. Hocam da bahsetti. Yani eve gidince evde yemek de yemek istemiyoruz. Çocuklarımızla güzel bir şekilde oturup konuşmak istemiyoruz. Çünkü arka tarafta hep onlar aklımızda olduğu için. Mesela bazen böyle hayırseverler çıkınca yardım edince hoşumuza gidiyor. O gece huzurlu oluyoruz. Evet. Diyoruz en azından biz bu aileye bugün el uzattık. Yardım, evet, ettik. Ama tabii yapmadığımızda da bu sefer üzülüyoruz. Yani demek istedim mesela biz o ailemize dedik ki sizi televizyona çıkarak ya da bir sosyal medya kabul etmedi. Evet. Dedik ki en azından sizi yani yetkililere bildirerek, zaten yetkililerin bilgisi vardı.
Elhamdülillah onunla ilgili bir kiralık ev bulduk. Bir vatan hayırseverimiz dedi ki işte bir yıl ben bunun kirasını isteyeceğim. Evet. Tabii bu kirayla tek olmuyor. Mesela bunun elektrik parası var, bunun gıdası var, bunun yani eşya yoktur, beyaz eşyası yok, elbisesi yok. Evet. Elbise de olabilir. Çok yani hiçbir ihtiyacı, bir şey eşyası yoktur. Evet. Yani bunun gibi yüzlerce aile vardır. Evet. Tabii biz bunun içindeyiz. Her gün görüyoruz. Dedim ya. Yani biz de her şeyin üstesine gelemiyoruz. Neticede bir hayır kurumuyuz. Allah razı olsun. Bizim bir telefonumuz var. İnşallah yine devam edeceğiz İnşallah. Başkanım. Kayseri'den Abdullah Gültekin. Alo. Alo. Selamünaleyküm hocam. Aleykümselam. Rahmetullah. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Buyurun. Hocam ben bir miktar yardımda bulunmak istiyordum. Onun için aradım. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun hocam. Allah sizin de hayrınızı kabul etsin. Eyvallah. Allah yar ve yardımcınız olsun Eyvallah. Hocam. Eyvallah. Kayseri'ye çok selam söylüyoruz. Aleykümselam hocam. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Eyvallah. Allah razı olsun. Sağ olun. Yine bize IBAN'ını paylaşan Halil Dağ kardeşimiz var. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Bir miktar yardımda bulunmuş. Allah-u Teala hayrını kabul eylesin. Yine başka bir kardeşimiz daha bir miktar yardımda bulunmuş. 1000 TL'lik bir yardımda bulunmuş. İsmini de bulabilirsem. Mustafa Özel kardeşimiz. Allah-u Teala sizden de razı olsun. Yine hemen okumaya devam ediyorum. Yine bir kardeşimiz daha IBAN göndermiş. Bülent El Elçi, Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Bu aileye 1000 TL'lik bir yardımda bulundu. Allah razı olsun. Allah-u Teala razı olsun. Allah kabul etsin. Bülent abiyi de biliyoruz. Allah evet. kendisinden razı olsun inşallah. Yine bir kardeşimiz daha da IBAN paylaşmış. Mehmet Şerif Aslım. O da 1000 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Her ne kadar aile mi değil mi bilmiyoruz ama hesabı atmış. Hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar. Rahmetli babam Selami Günaydın adına 250 TL yolluyorum demiş bir kardeşimiz. Kıyafet yardımı da yapabilir miyiz diye acaba kıyafet yardımı. Tabii şimdi evet. Konuşalım Buyurun. Biraz. Buyurun. Hocam şimdi biz bu ailenin özelinde mesela biz bu aileyi özel olarak seçtik ama bunun yanında yardım ettiğimiz ve yardım yapacak olan yardıma muhtaç bir sürü ailemiz vardır. Evet. Şimdi biz bağışçılarımızdan, hayır sahiplerinden şunu istirham ediyorum. Şimdi bölgemizin bazı hassasiyetleri vardır. Evet. Herkes canlı yayına, televizyonlara hocam, çıkmak istemez. Sıkı konuşmanız lazım. Telefonda biri var. Ben onu alayım size tekrar döneceğiz. Buyurun çünkü hocam. Çok meşgulüz. Buyurun. İnşallah sürekli arasında. İnşallah. Biraz konuşsak da daha iyi olur Afyon'dan aslında. Afyon'dan Emine bacımız aramış. Alo. Hı. Alo. Buyurun hoş geldiniz programımıza Emine Hanım. Hoş bulduk oğlum. Eyvallah. Buyurun sizi dinliyoruz Emine abla. Ben biraz yardım etmek istiyorum oğlum. Allah hayrını kabul eylesin inşallah. Sağ ol. 500 lira yollayacağım. Allah-u Teala ahiret azığı Eyvallah. Olarak önünüze çıkarır inşallah bu hayırları. Amin oğlum amin. Allah yolumuz açık etsin inşallah. Eyvallah. Bize de dua edin Emine abla. İnşallah oğlum inşallah. Allah'a emanet olun. Afyon'a selam söylüyoruz. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Tamam. Yine Muhammed Haksever kardeşimiz de bir miktar 1000 liralık bir yardımda bulunmuş. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Yine hızlıca hocam devam ediyorum. Kusura bakmayın. Hocam buyurun. 950 liralık bir hesaba yine para yatırmış. Kardeşimiz ismini belirtmemiş. Allah-u Teala hayrını kabul Amin. Eylesin. Yine bir kardeşimiz İstanbul'dan Meryanur Konur. 1000 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Allah razı olsun. Allah-u Teala hayrını kabul eylesin. Yine selamun aleyküm Cengiz hocam. Bursa'dan Bilal Kaymaz ailemiz karınca kararınca 500 lira bağışlıyoruz. Allah kabul etsin. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Bizim aynı zamanda Rehber TV kameramanlarından olan evet. Bilal abi de karınca kararınca evet. demiş bir yardımda bulunmuş. Allah Bilal abiye de buradan selam söylüyoruz. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz var hattımızda. Alo. Mehmet Bey sesim geliyor mu acaba? Evet geliyor. Buyurun hoş Alo. Geldiniz Mehmet Bey. Hoş bulduk. Alo. Buyurun sesimi telefondan dinleyin. Televizyona hiç tamam, şey yapmayın. Tamam dinliyorum.
Ben Hüseyin'den Mehmet kardeş. Başın üstüne. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Sağ olasın abi. Ben bu aileye bir elektrik süpürgesi bir de tencere seti gönderiyorum. Maşallah. Allah razı olsun inşallah. Biz de program başlarken diyorduk öncelikli işimiz bir elektrikli süpürge bize lazım. Yani orayı bir temizlememiz lazım. Evet. Abi elektrikli süpürge gönderiyorum. Bir de tencere seti gönderiyorum. Allah razı olsun. Ya, Allah razı gönderiyorum olsun. İnşallah. Eyvallah. Siz bizi sevindirdiniz. Allah da sizi sevindirsin inşallah. Allah sizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Saygıyla selam söylüyoruz. Dua bekliyoruz. Allah yardımcınız olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah. Yine Eskişehir'den bir kardeşimiz 2000 TL vereceğini söylemiş, mesaj atmış. Allah-u Teala kendinden razı olsun. Yine Mersin'den bir izleyicimiz var hattımızda. Ecrin Ekinci. Alo. Alo. Ecrin hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar. Benim adım Ecrin, soyadım Ekinci. Mersin'den katılıyorum. Ben o aile için 1000 TL bağışta bulmak istiyorum. Eyvallah. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin. Allah razı olsun. Eyvallah. Selam söylüyoruz. Allah'a emanet ol inşallah. Bu arada böyle arada gidip geliyorum. Evet. Mesaj da geliyor. Hocam bir gözüm de oradadır. Evet. Bir kardeşimiz de Çermi Köyü'nden mağdur bir ailenin bilgilerini de paylaşmış bu arada. Evet. İnşallah bendedir. Ben çıkışta size ileteceğim inşallah. Allah-u Teala en yakın zamanda o kardeşimizin de sıkıntılarını gidersin. Aynen. Yine bir kardeşimiz Hilvan'dan Büşra Çakmak bir miktar yardımda bulunacağını söylemiş. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Hocam evet. Size dönüyor. Buyurun. Hocam şimdi biz bu ailenin özelinde mesela dedik ya herkes bu hassasiyeti gösterip televizyonlara çıkmak istemiyor. Evet. Ya dış tepkilerden ya akrabaların baskılarından filan dolayı şu anda Bağlar'da oturan bir bacımız var. Evet. 6 tane çocuklu. Kocası adli bir olaydan dolayı içeride. Kendisi tek başına 3 gözlü bir evde yaşıyor. Evin içerisinde kapı yok. Evin dış kapısı var. Odaların hiçbir tanesinin kapısı yok. 6 tane çocuğu var. Kocasının eski eşinden de 2 tane çocuğu var. Toplam 6 tane çocuk. Şimdi hem kendi çocuğuna bakıyor. Hem kendi çocuğuna hem bakıyor. Hem de rahmetli kumasının. Kumasının 2 tane de evladına bakıyor. Evet. Bu çocuklar bu kadını öz anneleri olarak biliyorlar. Üvey anneleri olduğunu bilmiyorlar. O derecede iyi bakıyor. O derecede iyi bakıyor. Kadın sıkıntılardan dolayı 6 tane çocuk, en büyüğü 14 yaşında. Of. 14 yaşında kocası da içeride, hiç kimse yok. Akraba yok, hiç kimse, bakan hiç kimse yok. Of. Evin içerisinde hiçbir eşya yok. Hiçbir gıda yok. Evin içerisindeki odaların kapıları yok. Evet. Hasapsız da bu soğukta. Ondan sonra kadın çıkmaza girmiş, bunalıma girmiş, silahla intihar etmiş. Evet. İntihar etmiş, 4-5 tane ameliyat geçirmiş yani bu arada. Yani sıkıntılardan öte intihar ediyor. Sıkıntılarından dolayı ameliyat intihar etmiş. Allah'a ölmemiş. 4-5 tane de ameliyat geçirmiş. Şu anda bu kadın yardıma muhtaç. Şimdi bunlar da canlı yayına bu tür şeylere çıkmak istemiyorlar. Canlı yayına ve sosyal medyaya çıkmak istemiyorlar. Ben sizin derdinizi anladım. Evet. Benim yani sözün nereye geleceğini anladım. Evet. Bu telefonda bir izleyicimiz var. Evet. İnşallah yine devam buyurun. Edeceğiz. Evet. Alo. Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk abi. Allah razı olsun. İBAN'a bir miktar para atacak. Biz İBAN'a bir miktar para atacaktık abi. Allah hayrınızı kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun abi. Sizinkin de. Allah'a emanet olun. Selam söylüyoruz abi, inşallah. Abi sizin Abdurrahim abiye selamlarımızı söyleriz. Aleyküm selam. Yine bir kardeşimiz Diyarbakır'dan hattımızda. Eslem Balık. Alo. Arık. Ben. Eslem hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Ben Eslem Arık. Kumbaradaki paralarımı size vermek istiyorum. Allah da size versin inşallah. Misliyle geri göndersin inşallah. Allah'a emanet ol Eslem. Görüşmek üzere. Yine Şehmuz Çoban kardeşimiz Umut Kervanı hesabına. Umut Kervanı'nın hesabına evet, 5000 TL bağışta bulunmuş. Allah kabul etsin. Allah teşekkür kabul ederim. Bu vesileyle sana. İnşallah umrede bize de dua eder. İnşallah. Diyoruz. İnşallah. Allah Teala kendisinden razı olsun. Yine devam edeceğim hocam. Biraz arada şey de okumak istiyorum. Evet, en azından o da gitmesin. Yine
Allah kendisinden razı olsun. Musa Daka kardeşimiz de 1000 TL'lik bir yardım Umut Kervanı'na bağışlamış. Müsaade edin, teşekkür ederim. Allah razı olsun inşallah. Evet. Benim aslında söylemek istediğiniz budur, evet, değil mi? Yani ben sizin ne demek istediğinizi anladım. Kıymetli izleyiciler, biz Nevzat abimizin programını yaparken hocam, vallahi Nevzat abi gibi çok ailemiz var. Yani keşke onları da gösterebilsek. Acaba gösterebilir miyiz? Biz bunun epey bir geldi gittisini şey yaptık. Hatta yani bayağı bir tartıştık. Yani biz Nevzat abi için geldik. Hocam başka aileler de var. Oraya da gitmemiz lazım. Programın formatı bir aileyi ön plana çıkarabiliyoruz. Tamam, sizin yardım şeyleriniz var. Biz epey bunu tartıştık yani. Allah için tartıştık yani en azından. Ama siz diyorsunuz ki bizim hem Nevzat abi gibi hem de birçok ailemiz var. Evet. Yardımları kitlemeyin. Ben bağışçılarımıza, hayır sahiplerine şöyle seslenmek istiyorum. Benim kayıtlarımda bir sürü aile vardır. Nevzat Atabey'in seviyesinde. Evet. Şu anda mesela bir tanesini daha söylemek istiyorum. 7 çocuğuyla yalnız yaşayan bir bacımız. Evet. Kocası onları terk etmiş. Evden uzaklaşma almış. Evet. SGK'lı olduğundan dolayı İstanbul'da çalışıyor. Bunlara hiçbir yardım etmiyor. Devlet de bunlara hiçbir yardım etmiyor. Evet. En büyük çocuğu 14 yaşında. 7 çocuğuyla beraber tek başına yaşıyor bu kadın. 7 çocuk. Hiçbir geliri yok. SGK'lı olduğundan dolayı ne sosyal yardımlaşmadan ne kaymakamlıktan hiçbir yerden de geliri yok. Çünkü daha boşanma yok. Kocası da SGK'lı olduğundan İstanbul'da tek başına yaşıyor. Onlara hiç bakmıyor. Şimdi böyle aile dramları olduğu zaman yani biz sadece bir tanesini ön plana çıkarıyoruz ama bağışçılarımızdan bunu istiyoruz. Böyle aileler de vardır. Görmek isteyen kardeşlerimiz varsa gelip görebilir. Gelip bizimle beraber bu yardımları beraber yapabiliriz. Bir gün böyle bir gün böyle bir arkadaşla böyle çok dert ver yansın yaptı. Hocam böyle sıkıntılarım var. Hocam böyle sıkıntılarım var. İsmini vermeyeyim, bir dedim gel benimle gidelim bakayım senin mi sıkıntın çok, milletin mi sıkıntı çok, Allah seni mi imtihan ediyor, başkasını mı imtihan ediyor, hani böyle gel bir gezelim seninle. Aldık böyle yine Umut Kervanı'nın bir programına, biz de onu aldık böyle arka taraftan, abi sen bir gel gidelim, hiç konuşma, sadece bir gözlemle. Allah şahit, dönüşte abi, hocam bizim sıkıntımız yokmuş ya. Yok ya. Allah bizi seviyor demek ki, bizi imtihan etmiyor. Aynen öyle. Allah-u Teala bizim demek ki zayıf hulkiyetimizi biliyor, ahlakımızı biliyor. Bizi imtihan etmiyor. Evet, aynen dediğiniz doğrudur hocam. Yani Allah-u Teala gerçekten bazı insanları imtihan ediyor. Evet. Ve bunu yaparken de belki de onları bu dünyadan arındırıp temizleyip ve belki onların eliyle bazılarını da imtihan ediyor. Kesinlikle. Öyle değil mi hocam? Evet, hocam. Yani biz şimdi biz gördük. Bunlarla imtihan edilmiyor muyuz? İmtihan ediliyoruz. Artık varsa elinde bir şey, vermezsen Allah hesap soracak. Gördün. Hocam. Gördün. Evet. Şimdi normalde hocam zaten Allah Teala diyor müminin kardeşidir. Evet. Şimdi madem ki biz kardeşiz, eğer bir kardeşimizin bir sıkıntısı varsa, yani Allah Teala bizi kardeş ettiği zaten ona el uzatmamız, onun sıkıntısı gidermemiz gerekiyor. Zaten bunu yapmadıysa o zaman bir kardeşliğin bir anlamı kalmaz. O zaman yani bir eksiklik vardır. Yani bizden bir eksiklik oluyor. Biraz önce bahsettiniz ya, zaten biz şu an birbirimizle intiham oluyoruz. Evet. Yani biz de bu kardeşimizin yerinde olabilirdik. Ama belki Allah-u Teala mesela şu an bizi onunla intiham ediyor. Eğer biz bugün o kardeşimize el uzatmazsak, onun sıkıntılarını gidermezsek, Allah muhafaza, yarın biz de bu duruma düşebiliriz. Aynen öyle. Onun için yani hani dedim ya, biz kardeşiz. Biz, Allah-u Teala bizi kardeş etmiş. Biz mağdurlara, yoksullara zaten bu peygamberlerin görevidir. Allah çok şükür. Allah-u Teala böyle bir şey bize nasip etmiş. Biz bunları yerine getirmemiz lazımdır. Bir de bir Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi vardır. Evet. Diyor ki kim bir dula, bir yoksula yardım ederse cihat etmiş gibi oluyor. Başka bir hadiste aynı şekilde diyor... Gece yani sabah akşam sabaha kadar namaz kılmış, gündüz de aralıksız bir şekilde oruç tutmuş gibi hayır kazanıyor, sevap kazanıyor. Yani bir ihtiyacını giderene. Bir ihtiyacını giderene. Mesela bir de dikkat etsek aslında Mekke döneminde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sadece en çok yoksullarla, kölelerle, mağdurlarla uğraştığı için zaten o müşriklerin o eşrefleri bundan dolayı zaten zorlarına gidiyor diye. Evet. Yani niye bizimle beraber değilsinler, niye bu mağdur, bu kimsesiz, bu kölelerle aynı şeyde sofrada oturuyorsun? Yani hatta onları bırak gelirsen kabul ederiz. Kabul ederiz. Yani onun için
Yani bizim eğer gerçekten hayır kazanmak istiyorsak biz bu ailelere sahip çıkmamız lazımdır. Hocam şimdi hani bazı şeyler var İslam'da, evet. Hayır hasenat sana kazandır. Evet. Yani şöyle mesela sen namaz kılarsın, namazın bir karşılığı vardır. Evet. Yine hacca gidersin, haccın bir karşılığı vardır. Ama bazı ibadetler vardır ki silicidir, siliyor o. Evet. Siliyor o. Bir hattımıza bir izleyicimiz var. O evet, hangi peki. ibadetlerdir? Ben hem onu soracağım hem de bir şey söyleyeceğim. Diyarbakır'dan bir izleyicimiz Maide Karadeniz. Alo. Alo. Maide hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar. Eyvallah. Allah razı olsun. Buyur seni dinliyoruz. Ben bir miktar para vermek istiyorum. Allah razı olsun inşallah. Allah-u Teala hayrını kabul etsin Maide. Allah size razı olsun. Çok teşekkür ettik. Allah'a emanet ol. İyi akşamlar. Eyvallah. Hocam bu arada kızım da mesaj atmış. Evet. Diyor ki baba ben de bir miktar Umut Kervanı'na yardım edeceğim. Sizin kızınız benim kızım. Evet, benim Allah, kızım da yardım, şey Allah bağışlasın. Allah razı olsun. Biz de dua da bekliyoruz. Özel Allah razı olsun. Allah razı olsun salihlerden eylesin. Yine bir kardeşimiz ismi olmamakla beraber Umut Kervanı hesabına 2000 TL göndermiş. Evet. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Amin. Bizi arayıp da kodlarını atanlar var. Meryanur, Konur. Yine az önceki kardeşlerimiz ailece bayanlar bir tarafta erkekler evet. bir tarafta Allah yardım eden kardeşlerimiz de miktarlarını paylaşarak az önce miktar evet. belirtmiştiler. Biz de belirtmeyelim. Onlar da paylaşmışlar. Diyarbakır'dan Habil Çimen kardeşimiz de bir miktar yardımda bulunacağını mesaj olarak bize iletmiş. Böyle arada onları da bekliyorum, okuyorum inşallah. Ergani'den Mehmet Zülküf Yaşar Abdurrahim abiye selam, size selam söylüyor. Aleyküm selam. Bir miktar yardımda bulunarak dekont paylaşmış ve sizden dua istirham ediyor. Allah-u Teala sizden razı olsun. Allah abimizden kardeşimizden razı olsun. Kendisi de biraz rahatsızdır. Ona Rabbim da hayırlı ona şifa versin inşallah. Allah razı olsun inşallah. Hastalarını gidersin inşallah. Amin, 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 amin. Bir kardeşimiz yine mesaj atmış. Demiş ki hocam ben VTR'de izlediğim aile yardımda bulunmak istiyorum. Lakin o ziraat, lakin o bankadaki isim bölümüne ne isim yazacağım? Umut Kervanı evet. ismini yazarsanız orada o isim ibaresi tamamlanmış olacak. Allah-u Teala şimdiden yaptığınız hayrı kabul eylesin. Arkadaşlar altta da yazarız. Umut Kervanı O artık onu İnsani Yardıma Kültür Vakfı. Gerek yok. Sadece Umut Kervanı yazsa yeterli hocam. Umut Allah razı olsun inşallah. Yine bir kardeşimiz dedik. Evet. Az önce 2000 TL yardımda bulunan ismini görememiştim. Firma hesabıyla atmıştı. Bayram Girişen kardeşimiz. Allah Umut Kervanı hesabına Bayram razı olsun. Atmış. Evet hocam. Dedik ya bazı ibadetler silicidir. Evet. Sadaka siliyor. Sadaka kötülükleri, günahları da siliyor yani beraberinde. Bir günah evet, işledik. Evet. Bir hata yaptık. Evet. Bir ayıp işledik. Allah'ın sevmediği bir amelde bulunduk. Evet. Sadaka siliyor. Yani sizin buraya gönderdiğiniz hem aynı zamanda hayırdır. Evet. Bir de geçmişe yönelik günahları siliyor. Siliyor. Evet, hocam, buyurun hocam. Hem sadaka malı arttırıyor. Allahu Teala hadis-i kutsi'de diyor ki infak edin ben de size infak edeyim. Evet. Siz infak edin ben de size infak edeyim. Bak Allahu Teala'nın mülkünde Allahu Teala'nın malını biz veriyoruz. Allahu Teala bize daha yani fazlasını veriyor. Verdiğim emaneti yine emanet evet. ederseniz evet. ben size daha fazla vereceğim. Daha fazla vereceğim diyor. Ayrıyeten o verdiklerinizi de hasanatlarınızı da arttıracağım. Ayrıyeten zünuplarınızı, günahlarınızı sileceğim diyor. Evet. Yani bundan daha güzel bir ticaret var mı? Aynen. Şimdi hiçbir insan kendini müstağni görmesin. Hiçbir insan ben gücümle, bileğimle kazandım demesin. O fakirlerin içinde öyle baba agitler vardır ki beni seni koltuğun altına alabilir. Ama Allahu Teala böyle dilemiş. Kimisine az rızık vermiş, kimisine çok rızık yani vermiş. Yani mesele sadece akıl, bilgi, tecrübe. Kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Allahu Teala al kulum deyince onun hiç kimse mani olamaz. Elhak. Ama evet. mesele sadece o değil. Evet. Değil mi? Tabii ki kesinlikle. Evet. Şimdi hocam hakikaten yani biz bu şeye girersek biz meramımızı belki anlatamayacağız. Şimdi Bağlar Sakarya Caddesi'nde oturan 4 çocuklu bir bacımız. Evet. İnanın hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Umut Kervanı'na müracaat edince evinde hocam, hiçbir şey yok. Bazıları şekillenmiyor. Siz anlatıyorsunuz ya. Evet. Şimdi ama benim kafamda hemen
gördüğüm manzaralardan ötürü kıyas yapabiliyorum. Evet, gördüğünüz ama hani, için... Ya, hocam nasıl hiçbir şey yok ya? Ya hocam hiçbir şey yok. Biraz dün gittiğimiz eve ekmek kırıntılarını gördünüz. Bu evet. Kadının evinde hiçbir şey yok. Gelip diyor gelin evimi görün, evimde hiçbir şey yok. Arkadaşlar gidip evine baktılar, evinde evet. Hakikaten hiçbir şey yok. Evet hocam. Kadın 4 çocuğuyla beraber ortalıkta kalmış, koca yok. Evet. Arkadaşlar bütün zahiresini, bütün evini döşemişler. Yardım Allah-u Teala'nın verdiği kadarıyla yardımcı olmuşlar. Evet. Oturma grubu derken filan eşyalarını dizmişler. Eşyalarını dizdikten sonra bir kardeşimiz eşiyle beraber gidiyor. Yani ona hayırlı olsun demeye, onu ziyaret etmeye. Ne diyor biliyor musun? Diyor benim duam kabul olundu. Evet. Vallahi diyor gece gündüz ya Rabbi umut kervanını benden haberdar et. Ya Rabbi umut kervanını benden haberdar et diye dua ediyordum. Evet. Diyor Rabbim duamı kabul etti diyor feryatlar ediyordu. Feryat ediyordu, ağlıyordu. Kadına sarılıyor diyor Rabbim benim dualarımı kabul etti. Kadın o, gidince derdini tam ona anlatmış. Yani kadına derdini tam anlatmış. Kadına sarılmış, feryat etmiş. Diyor ben gece gündüz diyorum ya Rabbi umut kervanını benden haberdar et diyor. Allah-u Teala benim duamı kabul etti. Umut kervanını benden haberdar etti. Ben bir ev sahibi oldum. Elhamdülillah. Allah ev sahibi olmamış, evini döşenmiş, eşya sahibi olmuş, çoluk çocuğuyla beraber sıcak bir yuvaya kavuşmuş diye. Şimdi bazen manzaralar insanın tüylerini diken diken ediyor. Evet. Biz böyle aileleri sevindirdiğimiz zaman biz de seviniyoruz. Evet. Ama böyle çıkmaza girdiğimizde yani sıkıntıya girdiğimizde yani hakikaten biz de zorlanıyoruz. Yani bazen sözün bittiği yere varıyoruz ama yani hakikaten... Hocam bir nefes alın siz. Evet bazen, buyurun hocam. Bazen gözyaşı acıdan, bazen sevinçten, bazen de duygu birikmesinden gelir. Evet. Antalya'dan bir izleyicimiz var hattımızda. Alo. İyi akşamlar. Eyvallah size de. Buyurun hoş geldiniz programımıza. Hayırlı yayınlar. Allah razı Allah olsun. Allah hayrınızı kabul etsin. Eyvallah sizin eyvallah. De inşallah. Ben buyurun. Bu muhtaç aileye 500 TL yardımda bulunmak istiyorum. Rabbim dergahında kabul eylesin. Karşı ahiret azlığı eylesin inşallah sizin hayırlarınızı. Amin cümlemizin. Antalya'ya da selam söylüyoruz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Allah razı olsun. Yine bir kardeşimiz Halil Yelboğa 200 TL bir yardımda bulunmuş. Allah-u Teala Allah kabul etsin inşallah. Hayrını kabul eylesin. Bizi yalnız bırakmadı. Kocaeli'den bir arkadaş, bir kardeşimiz selamlar. 300 TL ben yardım etmek istiyorum. O yoksul aileye özellikle aileye belirtmiş. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Yine bir kardeşimiz daha dekont paylaşmış. Yasin İnat kardeşimiz 160 TL bu aileye yardımda bulunmuş. Allah-u Teala rızası için kabul eylesin. Amin. Yine şöyle basarsak. Hüseyin Gökköz. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. 500 TL yardım etmiş. Allah-u Teala dergahında kabul eylesin. Amin. Yine var, daha var hocam. Ben arada da sizi de sizin de dönmek istiyorum hocam. Şimdi yani az önce başkanım da söyledi. Gerçekten bazı hani gözyaşı vardır. Evet. Sevinçtendir bazı gözyaşı da. Artık sevinç midir, duygu yükü müdür, şey midir? Yani buradaki yardımlarınız için bir şey söyleyeceğim. Biz oradayken yine vakıf temsilcilerinden bir kardeş dedi ki hocam dedi sana bir şey söyleyeyim mi? Ben burada açıklayayım. Yani istiyorum ki öyle hani orada sakladık burada söylemek istiyorum. Hocam dedi biz umut kervanı olarak belki bilmezsiniz ama biz şu kadarlık bir gıdayı gidip borç ettik. Aslında paramız yok. Evet. Az önce hocam dedi ki hocam Allah umut kervanından bizi haberdar etsin diye kadına dua ediyoruz. Şimdi ben kafamda şekillenmedi. Hani o öyle söyledi ama evet, ya dedi hocam vallahi biz borç ederek ama mecburuz yapacağız. Geliyorlar kapıya biz göndermeyeceğiz. Ben şey yapmak istemedim. Şimdi öyle söyleyince artık dedim izhar edeyim. Hocam nasıl oluyor bu? Buyurun. Vallahi yani kardeşimiz az bile söylemiş. Evet. Yani biz nasıl ailemizi düşündüğümüz gibi biz evet. Tüm bu aileleri düşünmek mecburiyetindeyiz. Kendimizi bu konuda yani şey hissediyoruz. Sorun hissediyoruz. Vallahi şu an hocam şu an 411 TL
biz gıda borç etmişiz, bir toptancıdan almışız. Kendisine dedik ki ayın 10'unda inşallah sana bir miktar getireceğiz. Bugün ayın 14'üdür, zar zor bir 50-60 TL bulmuşum götürmüşüm, diğeri hala orada borcumuz kalmış. Biz bu ailelerimizin mağdur olmaması için, kapıya gelen hiçbirisi en az da borç gitmemesi için yani böyle bir şeyi yapmışız, yani yapıyoruz. Yani Umut Kervanı için de bir program yapalım. Yani bir de onun borçları için de evet. Bir program yapalım. Evet, hocam bir izleyicimiz var. Hattımıza inşallah tekrar döneceğiz. İnşallah. Seyful İslam Kınay Edirne'den. Alo. Alo, selamünaleyküm. Ve aleykümselam ve rahmetullah Seyful İslam. Hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Buyur, seni dinliyoruz Seyful İslam. Edirne'den programımızı izliyorum. Evet. Kumbaram'daki paraları Umut Kervanı'na vermek istiyorum. Allah Teala hayrını kabul eylesin. Kendi rızası için kabul eylesin. Ve inşallah daha çok hayır etmeyi size nasip eylesin. Amin. Allah'a emanet ol. Edirne'ye de selam söylüyoruz. Aleykümselam. Bir izleyicimiz daha var hattımızda. Alo. 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 Büşra Ok. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Hayırlı akşamlar. Size de inşallah. Buyurun. Ben mağdur aileye 1000 TL yardımda bulunmak istiyorum. Rabbim rızası için kabul eylesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Sizin Rabbim de ne sıkıntınız, ne derdiniz varsa gidersin. Amin. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Abdurrahim Afşin kardeşimiz de 1000 TL'lik bir yardımda da kontunu paylaşmış. Allah-u Teala kendinden razı olsun inşallah. Hocam, damadınız da bu arada 500 TL'lik bir yardımda bana bulunmuş. Da mesaj gelmiş. Özellikle Allah belirtmiş. Evet, sizden Allah, de ondan da Allah razı, Allah razı olsun. Ne sıkıntıları varsa. Amin amin. Allah katında gidersin inşallah. Amin. İnşallah. Bir kardeşimiz de bizim TV'deki ekranımızın görüntüsünü paylaşmış. Evet. Ve yazmış, hocam sizin hesap, bankadaki hesaba bir miktar yardımda bulunacağım. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Amin, inşallah. Bir kardeşimiz, ismimi okumayın lütfen demiş. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. 50 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Rabbim kabul etsin inşallah. Allah-u Teala kabul eylesin. Amin. Fazlıyla arttırsın inşallah. Amin. Kızım bir haftadır rahatsız. Yakup Kaya kardeşimiz, hocam 200 TL'lik bir yardımda bulunuyorum ve ayrıyeten kızım için dua ettirham ediyorum. Rabbim hayırlı şifa ihsan etsin. Rabbim şifa versin ona inşallah. Allah-u Teala hastalığını gidersin inşallah. Şifaya götürecek dualardan, hayırlardan etsin inşallah. Amin, bu amin inşallah. Kardeşimizin de bir an önce sıkıntısını gidersin. Allah amin. İnsanları imtihan ediyor. Hastalık da bir imtihandır. İnşallah günahlara kefaret eder, sabır verir. Bu sabrın neticesinde de hem kardeşimize hem kızımıza şifayla beraber hayır ve mertebelerini cennette artırır. Amin. Mersin'den bir kardeşimiz isim vermemiş. Mersin'den 1000 liralık bir bağışta bulunmak istiyorum Umut Kervanı'na. Bir miktar yardımda bulunmak istiyorum diye yazmış. Selamun aleyküm. Ben Meryem Batman'dan bu aile bir miktar para yardımında bulunmak istiyorum. Allah-u Teala sizden de razı olsun. Ben yine hocam sizi konuşturmuyorum, kusura bakmayın. Yine şeyleri bitireyim en azından. Bir kardeşimiz, Cihan Ökmen kardeşimiz de muhtaç aile için 150 TL'lik bir yardımda bulunmuş bir izleyicimiz var hattımızda. Alo. Mehmet Hüseyin Bey. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun, hoş geldiniz programımıza Mehmet. Abi bir derin dondurucu barışmak istiyorum. Derin dondurucu. Alo. Evet efendim. Evet. Derin dondurucu. Allah Teala hayrınızı kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben tüm sunumlarına tanış ediyorum. Hatta bekleteyim. Bir şey soracağım. Hocam buzdolabı var mıydı? Hocam buzdolabı yok. Buzdolabı yok adamın. İyi akşamlar hocam. Derin dondurucuyu başka yere kullanabiliriz yani bize. Bu aile için diyor demir. Bu aile için değil. Başka bir Umut Kervanı'na bağışlıyorsa alabiliriz. Evet. Alo. Derin dondurucuya ihtiyaçları yok yani. Şeydir, ben derin dondurucu veya televizyon, ikisinden hangisini kabul ediyorsan. Şöyle, derin dondurucu ile buzdolapları var mıydı? Buzdolabı yok hocam. Hocam. Buzdolabıyla değiştirebilir miyiz? Fırın veya fırın, elbise fırın dolabı, mutfak dolabı, halı. Fırın dolabı değildir. Ben fırın olabilir mi? Şeydir, BİM'de çalışıyorum. Evet. Ben bu hafta Cuma günü işte derin dondurucu veya televizyon satışımıza giriyor.
Evet. Tamam. O zaman biz ondan dolayı hani ya televizyon ya da bu derin dondurucu ikisinden bir tanesini alalım. Tamam. O zaman arkadaşlar size iletişime geçer. Aileyle konuşuruz. Hangisini uygun görürse size dönüş yapacağız. Olur mu? Ben tamam, teşekkür ettim. Peki, hayırlı çok teşekkür da. Ettik. Allah razı olsun, evet, inşallah. Olur. Buyurun. Rica ederim, Allah razı olsun. Allah var eylesin. Hocam inşallah. Bu arada ihtiyaçlarını biz yazmışız. Kıymetli izleyiciler, mecbur biz de tabiri caizse hani karınca kararınca bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizim gördüğümüz elzem ihtiyaçlar var. Yani acil ihtiyaçlarımız var. Onun için hani bazı öncelikli sıralar vardır. Ya öncelikli sıralara göre gitmek istiyoruz. İnşallah hocam onları yine sayarız. Bir Batman'dan izleyicimiz var hattımızda. İbrahim Bey, alo. Bingöl'den izleyicimizmiş. İbrahim Bey, buyurun. Evet. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun. Allah razı olsun. Buyurun, sizi dinliyoruz İbrahim Bey. Allah sizden de razı olsun. Allah hepinizi kabul etsin. Ben de bu aileye... Evet, buyurun. Bir 500 TL yardım etmek istiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin. Allah razı olsun. Ahiret azığı eylesin. Dert ve keder vermesin inşallah. Amin, sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. O alttaki hesaba mı gönderelim? Artık sizin uygun gördüğünüz şekilde gönderebilirsiniz. Alttaki tamam. Hesaba. Evet. Tamam. Sağ eyvallah. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Teşekkür Allah ederim. Yine bir kardeşimiz Mehmet Aslan kardeşimiz de 2000 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Allah-u Teala kendisinden razı olsun inşallah. Amin. Amin. Hayrını kabul eylesin. Amin. Hocam öncelikli ihtiyaçlarımız demiştik. Hocam öncelikli ihtiyaçlarımız çamaşır makinesi, fırın, elbise dolabı, mutfak dolabı, halı, perde, battaniye, 9 adet singer üzerlerinde yatmaları için. Üzerlerinde yatacak hiçbir şeyler yok. Şimdi bunu bu bizim için önemli. Kıymetli izleyiciler, biz yere gittiğimizde bunların yatacak süngerleri, döşekleri yok. Bırakın başka biz. Bakın şimdi bizim anlattığımız şey hani böyle yani öyle bir mağduriyet var ha. Yani üzerinde yatacak bir döşek yok. O halıların üzerinde böyle boylu boyunca yatıyorlar. Onun için dikkat ederseniz biz böyle elzem ihtiyaçlar. Yani bir evde süpürge makinesi olmaz mı hocam? Evet, yok ya. Yok. Evet. Süpürge makinesi yok. Halı yok. Sünger yok. Hocam da beni uyarıyorlar. Bırakın fazla konuşmayı diyorlar. İstanbul'dan Yunus Bey. Alo. Yunus Bey sesim. İyi akşamlar, kolay gelsin. Eyvallah, sağ olun. Teşekkür ederiz. Buyurun hocam. Ben yardım bağışı yapmak istiyorum da bu yapılayı için. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin. Allah razı olsun. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin. 1000 TL bağış yapmak istiyorum. Rabbim dert ve keder vermesin. Kendi katında kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah teşekkür ederim hepinize. Eyvallah. Abdülkadir İritaş hattımızda. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Hocam oğlum engellidir. O da konuşmak istiyor. Bir miktar yardımda bulunmak istiyor. Hem konuşsun bize de dua etsin. Evet. Buyurun. Buyurun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Ben de 150 milyon yardım etmek istiyorum. Allah-u Teala 150 milyar yardım ettiği hesaplasın inşallah. Amin. Sana da inşallah şifa versin. İnşallah ahirette sana bütün ihtiyacını gidersin. Amin amin. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere inşallah. Evet, yine bir kardeşimiz bir miktar yardımda bulunacağını bize yazmış. Allah-u Teala hayrını kabul eylesin. İstanbul'dan S.V. Çelik hemen onu da 500 TL bir yardımda bulunacağını söylemiş kardeşimiz. Allah-u Teala kendisine razı olsun. Şu an canlı yayında gösterilen aile için 500 TL yardımda bulunmak istiyorum diye bir kardeşimiz de isim belirtmeden bize de kontunu bizimle paylaşmış. Allah razı olsun. Yine bir kardeşimiz de aynı kişi midir? 1000 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Ya Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Yine bir izleyicimiz var hattımızda. Alo. Alo. Selamünaleyküm.
Aleykümselam ve rahmetullah. Buyurun, hoş geldiniz kardeşim. Allah razı olsun. Allah hayırlısı kabul etsin. Eyvallah. Sizin de inşallah. Ben de Silvan'dan arıyorum da ben de bir şey bağışta bulmak istiyorum da. Allah-u Teala kendi katında kabul eylesin hayrınızı inşallah. Allah razı olsun. Sizi yalnız bırakmadınız. Allah da sizi yalnız bırakmaz. Allah bizden razı olsun. Allah'a tamam, emanet babacığım. Olun. Görüşmek üzere inşallah. Bin senelik yardım yapacağım. Artık yarın şey bir şekilde şey yaparım size. Eyvallah. Tamam. Eyvallah. Tamam, sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Az önce 500 TL yardım eden kardeşimiz Gaziantep'ten Nur Aslan. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Bugün hem en Türkiye'nin en doğusundan en batısına diyorlar ya. Elhamdülillah birçok şehirden teveccüh gösteriler bu yardım kervanına. Umut olmak için gerçekten bu kardeşimizin, Nevzat abimizin umudu olmak için Allah razı olsun. Bana bir şeyler dahil ediyorlar sürekli. Allah razı olsun. Rabbim bağışçılarımızın, hayır sahiplerimizin sayılarını artırsın inşallah. Hocam burada eksik kaldı. Elektrikli süpürge Nusaybinli kardeşimiz göndereceğim dedi. Mutfak malzemesi kapacak hiçbir şey yok. Yine aynı şey. Tencere dedi ama diğer tabak, kaşık, çatal filan hiçbir şey yok. Ayrıyeten bir yıllık zahire ihtiyaçları lazım. Yani biz bir ay verdik, ikinci ay gene vermemiz lazım. Bir aylık zahire ihtiyaçları da yani aylık 400 liradan hesaplarsak yani o da bunları tedarik etmemiz lazım acil bir şekilde. Şimdi hocam biz oraya gittiğimizde Allah sizden razı olsun hocam. Bir iki odalı bir yerdi. Hemen orayı aşmıştınız. Üç odaya çevirmiştiniz. Evet. Evin tadilatları her ne kadar kiracı oldu. Yani öylesine kaldığı için evin diğer ihtiyaçlarından ziyade ev elzem olan ihtiyaçlar. İşte biz de onun için abi mesela not etmiş ya. Evet. Genellikle biz de zaten şu an diyoruz ya. Yani en az ev eşyalarını bir toparlayalım. Evet. Tadilatı için de inşallah bile az bir şey de olsa Allah'ın izniyle bir girişimde bulunacağız. Evet. Zaten bir de orada kalma ihtimalleri de muhaldir. Daha belirsizdir. Belli değil işte. Evet. Orası tam da belli değil. Çünkü neticede orada oturuyor. Birisi onlara tedarik etmiş oturuyor. Ev onların evet. Değildir. Hocam ana kumandadan diyorlar telefonlarımız var. Çok konuşmayın. Biz de hemen dönüyoruz. Alo buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Buyurun hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hayırlı programlar. Nasılsınız? Kolay gelsin. Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah sizden razı olsun. Teşekkürler. Allah hayırınızı kabul etsin inşallah. Eyvallah. Buyurun. Hocam ben 5 TL'lik bir yardımda bulmak istiyorum. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin. Allah razı olsun. Allah bu vesileyle dert keder vermesin inşallah. Amin. Allah razı olsun. Kolaylıklar diliyorum. Canım. Eyvallah. Allah razı olsun. Hayırlı, şanlı, Allah'a emanet olun gelsin. İnşallah. Yine bir kardeşimiz İBAN paylaşmış. Vedat Kurt kardeşimiz 200 TL bir yardımda bulunmuş. 202.4 TL bir yardımda bulunmuş. Hacı Nezir Aydın. Evet. Bu arada bizim dünürüm o da 1500 lira göndermiş. Allah hayrınızı kabul etsin. Allah razı olsun. Inşallah. Ayrıyeten bakalım. Allah-u Teala kendisine razı olsun inşallah. Yine Hakim Korkmaz kardeşimiz de bir miktar yardımda bulunmuş. Ben eğer miktarı da görebilirsem sanki ben göremedim. Evet. Allah razı olsun. 200 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Hacı Zeytin bacımız da bir döşek, bir yorgan ve bir halı gönderir. Döşek, bir yorgan ve bir de halı. Allah razı olsun. Rabbim hayırlarını kabul etsin inşallah. Allah razı olsun inşallah. Abdullah Bey Bingöl'den hattımızda. Alo. Alo. Selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar. Aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? Allah razı olsun. Buyurun. Abi ben de bir yardımda bulunuyorum da bu arkadaştan 250 TL. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin inşallah. Abi bir şey daha izah edebilir miyiz? Tabii buyurun buyurun. Abi mümkünse bu fakirlere böyle varsa tesbih edin hepsi yayınlayın da yani insanlar yardım etmeye istiyor da güvenceli yer bulamıyor. Doğru diyorsunuz. Aynen öyledir. Yani olsa insanlar daha iyi insanlar var. Daha insanlık ölmemiş yani. Allah sizden de onlardan da razı olsun. Hocam bu arada bir düzeltme de yapmak istiyorum. Bana bir kuvvetçi hesap atın abi yarım yatayım abi. Bu şeyin hemen hesap numarası ekranın altındadır. Ziraat Bankası var. Kuvvet Türk'ün yok abi ya. Tamam arkadaşlar inşallah sizinle iletişime geçecektir. Kuveyt Türk. Tamam abi. Hayırlı akşamlar. Ona yardımcı olsun. Tamam. Allah'ın numarasına geçsin. Buyurun. Buyurun. Düzeltme yapmak istiyoruz. Arkadaşlar buzdolabını da vermişler. Buzdolabını da tedarik etmiş. Onun da çekimi yapılmış. Yani arkadaşlar buzdolabıyla çamaşır makinesini götürmüşler oraya. Buzdolabı ve çamaşır evet. Makinesi de vermişler. Yalnız paraları ödenmemiş yani. Paraları ödenmemiş. Evet. Yani elzem ihtiyaçlar içinde. Evet. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Yani, umut kervanı. Hani evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Bilal diyor ki biri geliyor Allah Resulü'nden istiyor. Allah Resulü yok diyor. Evet. Sonra ihtiyaç var. Allah Resulü diyor
gidin şu falanca adamdan borç edin, getirin verin. Evet. Hazreti Ömer orada hiddetleniyor. Ya Resulallah, vardır veriyorsun. Hı. Ya yok. Evet. Gidiyorsun, yok da borç edip getirip veriyorsun. Evet. Allah Resulü'nün morali bozuluyor. Evet. Diğer bir sahabi diyor, ya Resulallah sen ver. Allah sana verecektir. Evet. İşte diyor, ben böyleyim. Evet. Bana böyle gelin. Allah sizden razı olsun. Evet. Resulullah'ın İnan biz de çoğu sünnetini icra evet. ediyorsunuz. Allah ben söz kesiyorum. Allah razı olsun. Gaziantep'ten bir kardeşimiz var, izleyicimiz var. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Buyur İbrahim, seni dinliyoruz. Ben 100 lira yardımda bulunmak istiyorum. Allah hayrını kabul eylesin inşallah. Sağ olun. Antep'e de çok selam söylüyoruz. Allah'a emanet ol. Hocam yine WhatsApp üzerinden iki tane halı göndermek istiyorum diye evet. mesaj atmışlar. Allah-u Teala Allah, kendilerine Allah razı, olsun. Allah razı olsun. En azından bu bu şey olur. Yine başka bir Hamza Olgun kardeşimiz de bir miktar yardımda bulunacağını söylemiş. O da benim Allah, oğlum. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Elhamdülillah en azından çocuk kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmıyor. Hı. Yunus Alkum kardeşimiz de 1000 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Şemsettin Koçhan kardeşimiz de kont paylaşmış. Hemen 1000 TL'lik bir de kont paylaşmış. Allah razı olsun. Birkaç tane daha kardeşimiz var. Mesaj paylaşmışlar. Ben telaffuzda yanlış olmasın diye inşallah eğer ara verirsek arada onları paylaşacağım. Rabbim yardım edenlerin Buyurun. Yardımını kabul etsin inşallah. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Hocam yani bizim meramımız çok. Bizim böyle eklemek istediğimiz çok böyle ailelerimiz var. Bir tane daha bacımız vardır mesela. Eşi uyuşturucudan 18 yıl ceza almış. Bunu tek bir çocuğuyla ortalıkta kalmış. Bakan hiç kimsesi yok. Yani kimse bakmasının sebebi bu. Kaçarak evlendiği için ailesi onu terk etmiş. Onu reddetmiş. Dolayısıyla bu da tek başına yaşıyor. Hiçbir geliri yok. Evet. Hiç kimsesi yok. Yani böylesi insanları biz yalnız bırakırsak Allah-u Teala'nın yanında yani çok mesul duruma düşeriz. Allah-u Teala'nın gazabına uğrarız. Dolayısıyla bu bacılarımıza sahip çıkmamız lazım. Bütün bunların yükü yalnız birilerinin üzerine binerse bu yükün altından kalkamayız. Dolayısıyla Rabbim hayır sahiplerinden razı olsun. Onların hayrını kendi yendinde kabul etsin. Yani sadece biz bu ailemizi canlı yayında gösterdik ama onların şahsinde bütün ailelerimiz için istiyoruz aslında. Evet. Evet. Bir izleyicimiz var Diyarbakır'dan, Abdurrahman Poyraz. Alo. Alo abi. Buyur Abdurrahman, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk abi. Buyur. Alo. Abi, sizin program. Buyur, seni dinliyorum. Buyur. Abi, sizin programınız benim hoşuma gitti. Ben de gönlümden geldi hocam. Evet. 200 TL hocam size bağış yapmak için. Allah senden razı olsun. Böyle öyle delikanlıca, öyle mertçe yani program hoşuma gitti. Allah senden razı olsun. Allah-u Teala seni anne babana bağışlasın. Bize de dua et inşallah Abdurrahim. Salih etsin inşallah. Abdurrahman. Allah kabul etsin abi. Eyvallah. Allah senden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadın. Allah'a emanet ol. İnşallah daha da çok. Eyvallah. Yine bir izleyicimiz var hattımızda. Adana'dan Raşit Bey. Alo. Alo. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar olsun. Aleykümselam. Allah razı olsun. Size de inşallah. Buyurun. Hocam Allah-u Teala hayırınızı kabul etsin. Eyvallah Raşit Bey. Bu ailemiz için inşallah 8 TL bağış yapmak istiyorduk. Allah-u Teala hayırınızı kabul eylesin. Allah-u Teala sizden razı olsun. Dert, keder vermesin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Eyvallah. Biz geçen hafta da Adana'daydık. Adana bizi... Allah razı olsun. Biz geçen hafta da Adana'daydık. Onların... Evet hocam. İhtiyaçlarını gidermek için bu ekranlardaydık. Evet i̇şte hocam size takip ediyoruz. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah-u Teala hayırınızı kabul etsin. Sizi takip ediyoruz. Eyvallah. Rabbim her iki cihanda sizi muzaffer kılsın. Ecmain inşallah. Yine Mehmet Tahir Genel kardeşimiz de 250 TL bir yardımda bulunmuş. Allah-u Teala kendisinden isim söylemezseniz iyi olur demiş. Ben de kont açmıştım. Kusura bakmasınlar.
Allah-u Teala bizi de affetsin. Arada böyle yanlışlar da yapıyoruz. Kusura bakmasınlar inşallah. Yine bir kardeşimiz daha dekont paylaşmış. Ayşenur Dervişoğlu bacımız. 150 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Notamı yazmış. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Dergahında kabul eylesin inşallah. Hocam şimdi bu başkanım gidip gelip aynı şeyi söylüyor. Aslında bunun neticesinde bizim Umut Kervanı Vakfı gördüğümüz kadarıyla borç ederek de olsa bu işi yürütmeye çalışıyor. Bu kervanı yürütmeye çalışıyor. Bizim elimizden gelen de bu kervana destek olmaktır. Allah İnşallah olsun. Bir telefonu alalım sonra size dönelim. İnşallah. Diyarbakır'dan alo. Hayırlı Zehra akşamlar. Karadeniz. Alo, buyurun, hoş geldin programımıza Zehra. Hoş buldum, hayırlı akşamlar. Eyvallah, buyurun. Abi ben bir miktar para yardımında bulunmak istiyordum ben. Eyvallah bacım, Allah-u Teala sizden razı olsun. Allah sizden hayrınızı kabul olsun. Eylesin inşallah. Sizin de iyi akşamlar. Kızımdır, buyurun. Kızımdır. Evet, evet, Allah hayrınızı kabul eylesin. Buyurun hocam. Hocam, malumunuz biz gerçekten yani kıt imkanlarla bu işleri çevirmeye çalışıyoruz. Yani böyle bizim bir gelirimiz yoktur. Biz bir şirket de değiliz. Bir hayır kurumuyuz. Biz de hayırseverlere bağlıyız. Evet. Biz de hani diyoruz ya, Allah'tan umudumuzu kesmeyerek gidip borç ediyoruz, harç ediyoruz diyoruz. İnşallah gelir. Bir yerden gelir. Hocam yani bir nevi mecbur. Mecbur hissediyoruz kendimizi. Evet, değil mi? Yani zaten bu peygamberlerin misyonidir. Biz Müslüman olduğumuz için biz yani kulak ardı edemeyiz. Evet. Yani rahat gidip evimizde oturamayız. Yani mecbur bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ha. Evet. Bunu yaparken de inşallah biz diyoruz ki yani biz bu insanların ihtiyaçları giderdiğimiz için Rabbimiz inşallah öbür taraftan yani bizden razı olarak gideceğiz. Yoksa normalde bize gidip kendi diğer insanlar gidip evimize rahat oturabilirdik. Evet. Yatabilirdik. Diyor da hiç orali olmayabilirdik. Ama biz Müslüman olduğumuz için biz bunu yapamayız ha. Allah-u Teala insanları istihdam ediyor. Yani yine Allah'ın sisteminde Allah sanki böyle bazı insanları bu işi sevdirmiş. Evet. Bu işi istihdam ediyor. Doğrudur hocam. Bir de mesela bu mağdurların duasını almak da yani gerçekten başı başına bir mutluluktur. Evet. Vallahi mesela geçen bir arkadaşımız kendisi kalkıyor. Bir temsilcimizdir da yani bir gönlümüzdür. Diyor ben kalktım. Çocuğumla beraber bizim baktığımız bir aile. Diyor ben dedim ki valla babamın yerine ben buraya 1 milyar para götürüp vereyim. Evet. Diyor böyle içimden geldi ya sabah diyor kalktım çocuğumu da kaldım. Diyor tabii çocuğuma söyledim biz gideceğiz bu mağdur öyle bize şimdi dua edecek oğlum hadi gidelim. Evet. Çocuk da küçüktür. Diyor ben gittim kapıyı çaldım. Normalde daha önce gidiyordu gıdasıdır yardımı götürdüğünde diyor bize dua ediyordu şey yapıyordu. Diyor ben kapıyı çaldım 1 TL ona verirken diyor böyle durup kaldı konuşmadı. Evet. Şok olmuş gibi oldu. Diyor biz çıktık geldik diyor oğlum bana dedi ki baba hani bu bize dua edecekti. Yani bu ne oldu? Burada bir şey yani, var. Vallahi diyor biz geldik böyle bir kilometre yani yürüyerek geldik da diyor bir baktım telefon çaldı o mağdur ailemiz. Evet. Diyor baktım ağladı. Ya abi vallahi diyor 1000 TL'lik faturam gelmişti. Ben de diyordum bugün elektriğim kesilecek. O kadar ki şey yaptım. Yani sen 1000 TL'yi bana uzatırken. Dondum kaldım ha. He. Bu sefer Rabbime şükrettim. Ya Rabbi sen ne kadar çabuk benim duama icabet ettin. Evet. Mesela biz bunların duasını aldığımızda inşallah. Evet Allah razı olsun. Vallahi tam yani dinledikçe gidiyor. Kusura bakmayın hocam. Telefonlarımız da var. Alo. 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 Bilecik'ten Ömer Aktan. Ömer Bey hoş geldiniz programımıza. Ömer Bey sesim geliyor mu acaba? Çok uzak geliyor sesiniz. Telefondan dinleyin inşallah. Biraz da arkadaşlar sesi de yükseltirse. Evet. Buyurun, buyurun. Alo, iyi akşamlar. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İyi akşamlar size de inşallah. Sizi dinliyoruz Ömer Bey. Bahsettim, kusura bakmayın. Estağfurullah, buyurun. Yardımdan olmak istiyoruz da. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin Ömer Bey. Amin inşallah. Amin inşallah. Allah-u Teala ahiret azığı eylesin inşallah. Amin inşallah. Bir 250 TL yardımda bulmak istiyoruz abi. Allah-u Teala fazlıyla bereketlendirip sizin de karşınıza çıkarsın, dert keder vermesin. Teşekkür ettik. Amin. Yalnız bırakmadınız. Yine Batman'dan bir izleyicimiz Tahsin Bey. Alo. Tahsin Bey sesim geliyor mu acaba? Alo.
hattan düşmüş. Yine bir kardeşimiz Merve Yıldız bacımız 300 TL'lik bir yardımda bulunmuş. İBAN'ını bize paylaşmış. Kıymetli kardeşler, bazıları bizim WhatsApp grubumuzu, telefon numaramızı arıyor. Şu anda canlı yayında olduğumuz için onlara o şekil cevap veremiyoruz. Canlı yayın numarasına bağlanarak bize ulaşmanız lazım. Bazı kardeşler de düşüremeyince telefonu, evet, WhatsApp üzerinden doğru bizimle iletişim. Batman'dan Tahsin Bey yine hattımızda. Alo. 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 Tahsin Bey buyurun, sizi dinliyoruz. Alo, evet. Buyurun. Hocam nasılsınız, iyisiniz? Allah razı olsun. Tahsin Bey bizi telefondan dinleyin, hiç televizyona kulak asmayın. Ha, telefondan dinliyorum. Evet, buyurun. Ben Batman'dan arıyorum. Buyurun, buyurun. Yani bir miktar yardım etmek istiyorum. Bir 500 lira yardım etmek istiyorum. Allah sizden razı olsun inşallah. Eyvallah. Umut Kervan'ın derneğine götürsem olur mu? Olur. İnşallah Batman'a da götürürseniz arkadaşlar yine ulaştıracaklardır. Oradaki şubesine gitmek istiyorum, biliyor musunuz? Evet evet, oraya giderseniz dün akşamki programa ben bağlanmıştım. Yardımımı elden teslim etmek istiyorum. Arkadaşlar ulaştıracaklar. Biliyor musunuz, ben de engelliyim. Seyrettim zaten sizin televizyonunuzu, sürekli takip ediyorum. Onun Allah bir razı olsun. İzleyicisiyim yani. Allah razı olsun. Biz böyle kardeşlerimizi görünce biz onlardan dua istiyoruz. Bize dua edin. Bizi duasız bırakmayın. Allah sizden razı olsun. Allah, yani gördüğümde yani içim parçalandı ve sizi de sürekli dinliyorum. Çok seviyorum Allah sizleri. Allah razı olsun. Allah-u Teala da sizin sıkıntılarınızı gidersin. Bu kanalı, yani siz de bize dua edin. Bu zaten ben bu kanalın abonesiyim yani. Sürekli Allah razı yani, olsun. Allah'a emanet olun. Batman'a da çok çok selam söylüyoruz. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Mehmet Gökköz, Şehit Hasan Gökköz'ün babası. Mehmet amca hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olasın hocam. Ne yapıyorsun? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Televizyonun sesini kısın. Bizi telefondan dinleyin. Daha güzel iletişime geçelim. Öyle mi hocam? Tamam. Buyur Mehmet amca. Tamam. Nasılsın hocam? İyisin. Allah sizden razı olsun. Selam söyle. Onlar nasıl? Durumları iyidir inşallah. Allah yerlerini kabul etsin inşallah. Allah razı olsun. Eğer şehit babaları da bu programa dahil olduysa, Allah'ın izniyle bizim programımızın bereketi Türkiye'ye aşacaktır inşallah. İnşallah hocam. Sağ ol. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah yerinizi kabul etsin inşallah. Eyvallah. Hiç farkımız yoktur. Siz biz aynı fark etmez. Allah razı olsun. Eyvallah. Hocam fazla vaktimi almayın. Ben bir hali var, bir hali vermek istiyorum. Maşallah, Allah hayrınızı kabul eylesin Mehmet amca. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah'a emanet olun, özel dua istiyoruz izleyicilerimize, tamam. Yani, kardeşlerimize, Umut Kervan'ın çalışanlarına. Ben haber versinle, ben hemen evde olayım, vereyim onlara. Tamam, Allah'a emanet olun, görüşmek üzere. Sağ ol, teşekkür ederim. Allah yerinizi kabul etsin, Allah siz de Allah'a emanet olun, Allah razı olsun. Allah yerinizi kabul etsin inşallah. Arkadaşlara da selam söyle. Aleykümselam. Antalya'dan yine bir izleyicimiz var hattımızda, Nisanur Kaya. Alo. Alo. Nisanur hoş geldin programımıza. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ben kumbaramda biriktirdiğim 500 TL'ye bağış yapmak istiyorum. Allah-u Teala böyle bol bol kumbara biriktirtsin sana inşallah. Böyle kumbaralar çok bereketlidir. Allah hayrını kabul eylesin inşallah. Sağ olun. Allah'a emanet ol Nisanur. Görüşmek üzere. Hocam bu arada Hacı Emanet Erdoğan'a selamlar, geçmiş olsun. Evet. Anju olmuş. 1000 lira da göndermiş. Rabbim hayrını kabul etsin. Allah-u Teala dertlerine kefaret etsin inşallah. Allah-u Teala kendisine razı olsun. Yine Mehmet Taş kardeşimiz de 200 TL bir yardımda bulunmuş. Allah-u Teala hayrını kabul eylesin. Dedim ya hocam, artık şehit babaları da programına katılacağı için elhamdülillah bereketli Rabbim, oldu. Rabbim. Mehmet Eminoğlu kardeşimiz de yine bir miktar yardımda bulunacağını söylemiş. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Mehmet Eminoğlu ben. Hocam İBAN'da yardımda bulunacağım ama isim olarak ne yazıyorduk? Umut Kervanı Vakfı. Umut Kervanı. Değil mi? Umut Kervanı yazsa yeterlidir. Umut Kervanı yazsa yeterlidir. Umut Kervanı yazarsanız yeterlidir. Yeterlidir işte. Hı. Diyarbakır'dan bir izleyicimiz hattımızda. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah.
Evaralab khayr qoshi be. Qadesh var azibe inshallah. Kerem tem ve godari. Başı selamet inshallah. Elhamdülillah başı evet bazı. Ya inan ki am sura ki ve rahbet TV Seyyid Kin hakikaten lhoşa berbadı çe. Qadesh var azibe. O ana inki am san duygusal jibun. Kerem işte hani peygamberi merdi aleyhi salatu ve selam. Vallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhihi. Ki yardım Müslüman gibi ki Kuday yardım ovid ki emec dahab halic metin inşallah medahab halic buna kudeş bu ve malahan hediye bütün. Hacı bana makdudu daha mı mukarim bu hacı yani. Kudeş var azı be inşallah ama çukura daha bir ezdem ihtiyaç şey yani bir buraya inşallah. Kudeş yar ve yardımcı ve de Kudeş ve be yardım ne hele. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Emaneti Kudeş ben inşallah. Kudeş aleyküm ve be inşallah. Kudeş var azı. Diyarbakır'dan Hasan Hüseyin Çelik alo. Alo. Hasan Hüseyin buyur, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk. Seni dinliyoruz. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah senden razı olsun. Senin sesini duyduk, daha iyi olduk. Ben topladığım 3 TL'yi aileye bağışlamak istiyorum da. Allah-u Teala hayrını kabul eylesin. Anne babanın rızasına uygun bir evlat yap olmanı Cenab-ı Hak sana niyaz eylesin inşallah. Allah razı olsun. Allah'a emanet. Görüşmek üzere. Hocam az önce ismi yanlış okumuşum. Emir Mehdi. Emir Mehdi. Evet. Benim torunum. Aydınız, torununuzdur. Ben yanlış torunumdur. Okumuşum. Allah hocam, razı olsun. Kusura bakmayın. Allah ben de heyecanlanıyorum. Geldikçe yardım geldikçe. Diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yani. Tebuk seferinde artık kadınlardan da yardım topluyor. Bu sefer kadınlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın o ihtiyaç listesini duyunca evet. Kulaklarındaki küpeleri yırtıp atıyorlar ellerindeki evet. Bilezikleri. Hazreti Bilal de heyecanlanıyor diyor atın atın anam babam size kurban olsun. Evet. Şimdi ben de öyle o heyecanla artık ihtiyaç var evet. Çünkü biliyorum evet. Arkada ne eksik var nelerin Umut Kervan'ın nerelere yetişeceğini yani evet. Bu yardımların nereye gideceğini en azından ben şahidiyim izleyicilerimizin evet. Adına. Buyurun hocam. Şimdi mesela biraz önce dedik ya. Vallahi şu an mesela çoğu aile bizi arıyor her gün ha hocam sobam yoktur hocam kömürüm yoktur hocam odunum yoktur mesela malumunuzdur kış aylarına geçmişiz evet. Şu an en çok ihtiyaç olan bunlardır evet. Yani yüzlerce aile arıyor vallahi iki gün önce bir tane bayan aradı hocam Allah rızası için diyor bana yetişin ben iki çocuğum tabi aileyi tanıyoruz daha önce gıda yardım evet. Yurtumuz ailemizdir yani ara ara giyimdir ihtiyaçları gideriyoruz mesela şu an kıştır. Ciddi bir şekilde malumunuz bu elektriklerin pahalı olmasına kimse elektrik sobası da kullanmıyor. Zaten evet. Faturayı da ödemiyorlar. Zaten mağdur ailelerdir. Onun için şu an... Şimdi devam edeceğiz heh. Hocam. Yine Diyarbakır'dan bir kardeşimiz var hattımızda. İbrahim Harun. Alo. Alo. İbrahim. Alo. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah İbrahim. Buyur seni dinliyoruz. Hocam ben İbrahim Harun'a... Evet. Ben kendi bildiklerimi kumbarama açtım, bağış almak istiyorum. Evet. Hocam. Allah hayrını kabul eylesin İbrahim. Selam hocam. Allah... Abdurrahman dayıma da selam verin hocam. Aleyküm selam. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere inşallah. Mehmet Şirin Bekçi kardeşimiz de iş yeri adına göndermiş 500 TL yardımda bulunacağını söylemiş. Allah yine kabilir. İstanbul'dan bir kardeşimiz de hattımızda. Alo Bilal Bey sesim geliyor mu acaba? Alo. Alo selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Buyurun hoş geldiniz programımıza Bilal Bey. Selamünaleyküm hocam. Ben de bu aileyi kumbaramdaki paramı vermek istiyorum. Maşallah. Allah hayrını kabul eylesin inşallah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Buyurun hocam. Evet. Evet hocam. Yani dedim ya biz şu an kendi ailemizden çok Allah şahittir ki bu ailelerle ilgileniyoruz. Bu ailelerin evet. Derdini kendimize dert edinmişiz. Evet. Yani bazen eve gidiyoruz. Bir şeyler istiyor evde. Aylarca istiyor götüremiyorum. O kadar evet. Ki artık bu diğer ailelerle dertlerle ilgileniyoruz. Kendi ailemizi unutmuyoruz. Bazen diyorum siz kendi kendinize yapın. Yani bizi bekleyen diğer aileler vardır. En azından biz onların eşleri yoktur, kimseleri yoktur. Biz bunların dertleriyle ilgilenelim. Evet. Siz kendi kendinize işinizi götürün, yürütün. Yani o hale gelmişiz.
İnşallah biz bunu yaparken de kimse de bir beklentimiz de yoktur. Biz Allah rızası için yapıyoruz. Evet, Allah size razı olsun. Allah rızası için yaptığımızda da biz biliyoruz ki Allah'ın izniyle yardımlar gelir. Yani Allah-u Teala gönderir inşallah. Allah razı evet. olsun inşallah. Ve Diyarbakır'dan bir izleyicimiz var hatımızda. Azize Hanım. Alo. Alo, iyi akşamlar, hayırlı akşamlar hocam. Eyvallah, Allah razı olsun. Buyurun, Allah cümlenizden razı olsun, çok sağ olun. Allah-u Teala binlerce kere Umut Kervan'dan razı olsun hocam. Eyvallah, Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkür ederim. Hocam, biz önceden ben 3 çocuğum Adana'daydık. Tarihsiz, kimsemiz yoktu, bakanımız yoktu. Allah binlerce kere Umut Kervan'dan razı olsun. Çocuklarımı elimizden tuttu. Kızım kanser hastasıydı. Evet. Ondan sonra herhangi bir tedavisini yapamıyordum. Çok zor durumdaydım. Ailem de sahip çıkmadı bize. Sonra bu Umut Kervan'a başvuru yaptık. Her türlü hocalarımız olsun. Allah binlerce kere sizden onlardan razı olsun. Bize ev eşya verdiler sığınacak. Bir oda bir ışığı da olsa bize yani baktılar, sahip çıktılar. Erzağımızı verdiler. İyi kötü çocuklarımla bir soframızda bir tenceremiz kaynıyor artık. Allah herkesten razı olsun. Umut Kervan'dan da binlerce kere razı olsun. Elhamdülillah. Ondan sonra işte böyle arayıp da yani gerçekten de onlara ne kadar dua etsek, ne kadar onlar için yani ne kadar dua edecek de azdır hocam. Allah herkesten her şey için razı olsun inşallah. Gerçekten de ben çocuklar... Duanız bizim için yeterlidir. Evet. Allah sizden razı olsun Azize Hanım. Sizden de hocam çok sağ olun. Benim çocuklarım girerdi çöplerde karton toplardı. Ondan sonra ekmek alırdı çöplerden çıkartır getirirlerdi. Her türlü konuda yani yardımcı oldular. Allah sizden onlardan binlerce kere razı olsun hocam. Allah sizden razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. En azından iştiyakımızı arttırdınız Ayza Hanım. Allah-u Teala sizi ve çocuklarınızı muhafaza eylesin. Amin. Özel olarak hem televizyonumuz çalışanlarına, hem televizyonumuz izleyicilerine, Umut Kervanı çalışanlarına bol bol dua ettiniz ama siz yine dualarınızla muhtacız. Allah'a emanet olun inşallah. Sağ olun hocam. Siz de sağ olun. Allah'ın selameti, bereketi hepinizin üzerinde olsun. Başım üzerine hocam. Hadi yayınlar. Hayırlı günler hocam. Eyvallah, eyvallah. Konya'dan bir izleyicimiz var hattımıza. Kemal Yılan. Alo. Abi iyi akşamlar hocam. Eyvallah, size de iyi akşamlar. Buyurun. Bir ya, bağışta bulmak istiyordum da bir 500 TL. Allah-u Teala hayrınızı kabul eylesin. Dergahında makbul, kabul edilmiş sadakalardan eylesin inşallah. Amin inşallah. Konya'ya da selam söylüyoruz. Allah'a emanet olun. Selam, Allah razı olsun. Eyvallah. Yine Hüseyin Olgun kardeşimiz 500 TL yardımda bulunmuş. Allah-u Teala kendisine razı olsun. Amin. Yine Fatıma Çakmak tarafından yardım yapılmıştır diye bir mesaj getirmiş. Kaçmaz. Gönderilmiş. Kaçmaz. Evet. Benim gelindir. Allah-u Teala kendisine razı olsun. 200 TL bir yardımda bulunmuş Umut Kervanı'na. Allah-u Teala dergahında kabul eylesin. Bir kardeşimiz de yarın Abdurrahim Bey ile iletişime geçeceğim. Bir miktar farklı bir yardımda bulunacak herhalde. Belirtmemiş. Yine bir izleyicimiz var hattımızda. Diyarbakır'dan Hayriye Şanlı. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk abi. Eyvallah. Buyurun, sizi dinliyoruz. Öncelikle Rabbim hayrınızı kabul etsin. Böyle yardımlara, böyle hallerine vesile olduğunuz. Eyvallah. Biz ailecek bir miktarda yardımda bulunmak istiyoruz. Allah-u Teala kendi rızası için kabul eylesin inşallah. Allah razı olsun. Abi Rabbim sizden de razı olsun inşallah. İnşallah dualara vesile eder hayrınızı. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah. Yine Ömer Aktan kardeşimiz de 250 TL'lik bir yardımda bulunmuş. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Yine selamun aleyküm. İki tane halı bağışlamak istiyorum. Bağcılar Mahallesi adresini de belirterek burada yazmış. İnşallah biz yine onun da onu belirteceğiz. Yine İstanbul'dan bir izleyicimiz var hattımızda. Esma Ağırbaş. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldin programımıza Esma. Selamun aleyküm. İyi akşamlar abi. O aleyküme selam ve rahmetullah. Buyurun. Ekranda görmüş olduğumuz aileye maddi yardımda bulunmak istiyoruz. Allah-u Teala hayrını kabul eylesin inşallah. Kardeşimle beraber kumbaramızdaki paramızın tümünü bağışlamak istiyoruz.
Allah razı olsun. Allah seni de, kardeşini de, anneni de, babanı da cennete buluştursun inşallah. Amin. Allah'a emanet olun. Selam söyleyin. İstanbul'a görüşmek üzere inşallah. Amin. Yine Abdullah Kaynun kardeşimiz 250 TL bir yardımda bulunmuş. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Amin. Hocam ben bunları okumak zorundayım. Kusura bakmayın. Yine İbrahim Barman kardeşimiz 500 TL bir yardımda bulunmuş. Bir izleyicimiz var hattımızda. Diyarbakır'dan Enes Karadeniz. Alo. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam ve rahmetullah Enes. Hoş geldin Enes programımıza. Hoş bulduk abi. Buyur Enes. Abi ben bir miktarda bulunmak istiyorum. Allah senden razı olsun. Allah hayrını kabul eylesin inşallah. Amin. Sağ ol abi. Bize dua etmeyi unutma Enes. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere inşallah. Görüşürüz. Yine bir kardeşimiz, ben Bingöl'den Umut Kervanı'na bir miktar yardımda bulunmak istiyorum. Ekranda IBAN'ı aldım. Yarın inşallah göndereceğim demiş. İnşallah. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Bir yorgan, bir döşek, iki tane de yastık bu aileye yardım etmek istiyorum. Cuma günü kervana kendi elimle teslim edeceğim. Allah razı olsun. Allah kendinden razı olsun. Amin. Yine Hikmet Batman'dan bir kardeşimiz. Bir miktar yardımda bulunmuş, bir mesaj da yazmış. 200 TL bir yardımda bulunmuş. Allah bereketi kırsın, yardımcınız olsun. Batman'dan selamlar. Nacizane izleyicilerden hayırlı bir evlat için dua bekliyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Allah-u Teala size en yakın zamanda hayırlı bir evlat nasip eylesin. Evlat bekleyenlere de inşallah gözlerini aydınlatsın. Hazreti İbrahim'in gözünü aydınlattığı gibi. Diyarbakır'dan bir izleyicimiz var hattımızda. İsra Ebrar kardeşimiz. Alo. Alo. Hoş geldin programımıza İsra. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. İsra buyur, seni dinliyoruz. Alo. İsra bizi telefondan dinle İsra. Kumbaradaki parayı evet herhalde kumbaradaki parayı bağışlayacağım. Maşallah, Allah senden razı olsun. Allah-u Teala böyle hayırlarıyla büyük olduğunda da sana nasip eylesin inşallah. Zümra Nur Olgun kızımız kumbarasında mağdur aileye yardımda etmek istiyor diye bir mesaj göndermiş. Evet, benim torunum. Allah razı olsun inşallah. Amin, amin, Allah razı olsun. Ahmet Yasin Diyarbakır'dan ulaşıyor bize. Alo. Alo, selam aleyküm hocam. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam hayırlı akşamlar. Eyvallah, size de inşallah. Buyurun. Hocam az önce sizin programınızı izledim. Şu anda çok etkilendim. Onun için ben kendi gönlümden kopan kumbarama açtığım için 400 TL bağışlamak istiyorum. Allah bir razı olsun. Bir de şunu size söylemek istiyorum hocam. Buyurun. O izleyicilere yani şunu söylemek istiyorum. Allah diyor ki faiz malların köküne getiriyor. Sonrasında yani malın bereketini azaltıyor. Ama halbuki sadaka ise malı çoğaltıyor, mala bereket getiriyor. Onun için hocam deli izleyicilerden istiyorum yani katılım sağlamalarını. Allah hali razı olsun hocam. İnşallah. Sen Allah bizi yalnız bırakmadın. Allah da seni yalnız bırakmasın. Allah razı olsun hocam. Allah hayırlı olsun. Yine Ahmet Dervişoğlu kardeşimiz 250 TL bir bir yardımda bulunmuş. Bingöl'den de bulunmuş bu yardımı. Allah-u Teala kendisinden razı olsun inşallah. Hocam biz zaten vaktimizi açtık biliyorsunuz. Ara da vermedik. Evet. Arasız bir şekilde buraya kadar da geldik. Allah tek solukta diyoruz yani ben 1,5 saat mi? Evet hocam 1,5 saati geçtik ve üstüne de ekledik şu anda. Daha meramımızı anlatmamıştık yani aslında. Yani aslında konuşulacak kıymetli izleyiciler, konuşulacak yani bilmeniz gereken öyle şeyler var ki hani ne vakit yok ama bir son sözlerin şeyinde, kabilinde konuşursak buyurun hocam ne deriz evet. Buyurun. Hocam malumunuz yani bizim soframızda, bizim aşımızda muhakkak ki fakirlerin, yetimlerin hakları vardır. Biz bunu yerken, içerken bunu hesaplayarak yapmamız lazımdır. Evet. Yani Allah-u Teala bugün bize vermişse biz de bu mağdurlara el uzatmamız gerekiyor. Evet. Bunun için gerçekten bu hayır kurumları sahipsiz bırakmamamız lazımdır. Evet. İnşallah biz onlar için aracıyız.
Evet. Biz bunu özellikle hayırseverimize paylaşmak istiyoruz. Gelsinler, kendileri görsünler. Biz onları götürelim. Bu mağdur aileleri tanıştıralım. Evet. Yani en azından ailesini, eşini, çocuklarını alsın. Bu mağdurlarla birebir kardeş olsunlar. Birebir temas etsinler. O havayı teneffüs etsinler. Gelsin görsünler. Yani bu şekilde onlar için de iyidir. Evet. Bizim için de iyidir. Biz de rahatlarız. Yani en azından şimdi bir mağdur, bir hayırsever gelse o mağdurun yükünü üstlendiği zaman biz de rahatlarız. En azından biz başka bir inşallah mağdurla uğraşırız. Allah razı olsun. Bir izleyicimiz var hattımızda. Alo. Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullah. Buyurun, hoş geldiniz programımıza. Ben Diyarbakır'dan Mümine Şamlı. Buyurun Mümine kardeşim, buyurun. Kumbaramdaki paramı o kardeşlerime bağış yapmak istiyorum. Allah razı olsun inşallah. Allah hayrınızı kabul eylesin inşallah. Abdurrahim dayıma da selam söyle. Aleykümselam. Allah'a emanet olun. Hocam, evet buyurun. Hocam, bu konuda da hayırseverlerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu akşam da özellikle bizi yalnız bırakmayan bütün hayırseverlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Allah-u Teala onların hayrını kabul etsin. Allah-u Teala onlara yaptığı bu hayırları cennete inşallah azık olarak onların önüne çıkarsınlar. Allah razı olsun inşallah. Buyurun hocam. Hocam, çaresizlik çok zor. Evet. Rabbim kimseyi çaresiz bırakmasın. Amin, amin. Ben bütün seyircilerimize, bağışçılarımıza, hayır sahiplerine sesleniyorum. Yani kimisi bir gün açlıktan, soğuktan kırılırken, kimisi gidip en lüks yerlerde israfın içerisinde yüzerken, yani bu dengesizlik var. Dolayısıyla ben hayır sahiplerine, bağışçılarımıza sesleniyorum. Gelin bu fakir insanlarla, ihtiyaç sahibi insanlarla görüşün, evlerini görün, nasıl yaşıyorlar. Bir de bazı çocuklar mesela şu anda yemek beğenmezken, bizim bir sürü aile mesela bunlardan şikayet ediyor. Bunları beğenmez iken kimisi de bunu çok duyuyoruz. Evet. Evet, kimisi de bunu bulamamaktadır. Benim tavsiyem, gelsinler, görsünler, şahit olsunlar. Beraber bir kahvaltı yapsınlar, bir yemek yesinler. Evet. Acaba bizim soframızdakiyle bu fakirlerin sofrasında bulunan çeşitleri bir kıyaslasınlar. Evet. Rabbim bağışçılarımızın sayısını arttırsın. Amin inşallah. Bu akşam bizi yalnız bırakmayan bütün seyircilerimizden Allah kat kat ecirlerini arttırsın. Rabbim onlardan razı olsun. Yani artık sözün sonuna geldik. Yani Allah hakikaten razı olsun inşallah. Bu akşam hem duygulandık hem de meramımızı tam olarak ifade edemedik belki. Ama seyircilerimizden, bağışçılarımızdan Rabbim kat kat ecirlerini artırsın. Rabbim onlardan razı olsun. Eyvallah. Allah eyvallah. Sizden de razı olsun. Hocam, şimdi bize bu imkanı sağladığınız için. Adana'dan bir kardeşimiz. Evet. Mesaj atmış. Rıdvan Taş Timur. Evet. Allah kendisinden razı olsun. Amin. Hocam, sağlık problemlerim de var bu arada demiş. Rabbim hayırlı şifa versin. Dua istirham ediyorum. Rabbim hayırlı şifa versin bunu, inşallah. Bunu söylemiş. Yani evet, duasını istiyoruz. Allah-u Teala tez evet zamanda. Evet. Bu yaptığı yardımı da dualarımızın kabulüne bir vesile etsin. Amin. Amin. Yani amin. Bu bugün yapılan bütün duaların hürmetine, yapılan bütün sadakaların hürmetine, yaptığımız bu duanın hürmetine kardeşimizin en yakın zamanda Rabbim Şafi ismiyle şifa versin. Amin. Allah-u Teala bizi yalnız bırakmadığı için kendisine razı olsun. Bu kardeşimiz amin diyor ki, ben 30 bin liralık bir yardımda bulunuyorum. Rabbim Allah razı olsun. Gecenin teşekkür böyle ederim şeyi olsun. Allah-u Teala kendisinden razı olsun. Rabbim kat bu vesileyle kat artsın inşallah dedim ya, Allah-u Teala kabul edilmiş ibadetler hürmetine amin. Amin. O kardeşimize de şifa versin inşallah. Amin. Sizlere amin teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Size teşekkür ediyoruz. Sonra bunu da söyleyeyim. Hocam, hakkınızı helal edin. Özellikle biz mağdur ailelerimize hangisine gitmişsek diyoruz ki hayırseverlerimize dua edin. Evet. İnşallah yani şey olmasa da bu abimize yani o mesajı verebiliriz. Allah'ın izniyle biz herkese diyoruz. Evet. Az önce bağlanan kardeşimiz de bacımız, ablamız
Umut Kervan'ın yardımıyla en azından biraz nefes alabilmiş. İşte o bizi çok memnun etti. Evet. Ben şahsen çok şey Allah razı olsun. Evet. Bizi de en azından elhamdülillah neticeyi görmek bazen çok, çok güzeldir. Çok şükür. Biz size ayrıca teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hocam. En azından bizlerin yapamadığı bu işi siz üstlendiniz, yapıyorsunuz. Rabbim sizlerden de razı olsun. Allah razı olsun. Ecrinizi Allah kat kat size versin. Amin. Allah size evet, razı olsun. Kıymetli izleyiciler, programın zaman olarak sonuna geldik ama bizim programımız devam ediyor. Her hafta yine burada olacağız. Bazen son noktayı her zaman şöyle koyuyorum. Belki program burada bitmiş olabilir ama bilin ki yardıma muhtaç olanların ve Allah'ın bizi imtihan etme sırrına hayatta olduğumuz sürece bitmeyecektir. Onun için elimizden geldiği kadar Umut Kervanı'nın, Diyarbakır Umut Kervanı'nın bir yere numaralarını, IBAN numaralarını, iletişim adreslerini kaydedin. Olur da hayra muhtaç olursanız onlara ulaşın. Onlar sizin hayrınız için yardımcı olsun size. Allah'a emanet olun. Bizi de Allah'a emanet edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.